Sabah satacağım kurabiyeleri pişirdim, rafa kaldırdım, ütüyü buzdolabına koydum, balonun fişini çektim, evcil fesleğenimin mamasını koydum. Artık huzurla eve dönebilirim. Hadi kurabiye mobile. Kurabiye mobil pek iyi bir fikir değil sanırım. Eve kadar kurabiye yürüyüşü. Nasrettin Bey amca, kuyruğa neden ters bindin? Ne Nasrettin'i, ne bilmesi. Önüne dönsene arkadaşım. Kuyruğun sonunda mıymışım? Açlıktan kendimi kaybettim yine. İmdat! Neredeyim ben? Ay, tamam, buradaymışım. Kurabiyeler nerede kaldı? Çok sıkıldım. Kurabiye isteriz. Kurabiye isteriz. Kurabiye isteriz. Kurabiye isteriz. Aa, çok zevkliymiş. Ben de deneyeceğim. Kerevizle patates. Necati'yi severiz. Dükkanıma hırsız girmiş. Kurabiyeleri bulamıyorum. Ne yani, boşuna mı bekledik şimdi? Ne? Her yere baktınız mı? Evet, baksana. Evcil fesleğenim ne kadar korkmuş. Hırsızdan başka açıklaması yok. Ne yani? O leziz kurabiyelerden yiyemeyecek miyiz? Bunun bir daha olmasına izin veremeyiz. Bir şeyler yapmamız lazım. Evet, evet. Ben de şu şanzımandan başlıyorum hatta. Yenmez o, yenmez. Mahallemize dadanan hırsızı nasıl engelleyebiliriz? Belediye başkanı olarak size danışmak istedim. Fırının sokağına kamera takalım bence. Evet, bu çok mantıklı. Hırsız bir daha kurabiyeleri çalmaya kalkarsa kim olduğunu öğreniriz. Benim daha iyi bir fikrim var. Fırının önüne hırsız savar muz yerleştirelim. Necati, hırsız savar muz diye bir şey yok. Üzgünüm dostum, sen aslında yokmuşsun. Nasıl? Sabah uyanıp kahvaltı yapmıştım halbuki. Neyse, yapacak bir şey yok. Benim muhteşem bir fikrim var. Fırının sokağına gözetleme kulesi dikelim. Kuleye biri çıksın, etrafı gözlesin. Hırsızı görürse gıdak gıdak diye bağırsın. Bu fikir hoşuma gitti. Ama kim gıdaklamaya gönüllü olur ki? Bana hiç bakmayın. Ben artık sadece özel davetlerde gıdaklıyorum. Süper Necati göreve hazır. Gece atıştırmalıyım. Arkamı kollaması için civciv oyuncağım. Ve gözetlemek için dürbünüm. Sen oradaki hırsız mısın? Saçmalama. Dükkanın sahibiyim ben. Tamam. Düzgün indir kepengi. İndirirken de kepenk kepenk diye bağır. Kepenk, kepenk. Aferin. Atıştırmalıklarım şimdiden bitmiş. Yoksa sen mi yedin? Gözüm üzerinde civciv, gözüm üzerinde. Gözetleme kulesi işe yaramış. Hırsız kurabiyeleri çalmamış. Ne? Kahvaltıda gözleme kulesi mi var yoksa? Yaşasın Necati! Yaşasın Necati! Necati bizi kurtardı. Kurabiyeler çalınmamış. Hırsız kaçtı. Süper Necati görevde. Eyvah! Pohpohlanınca Necati'nin egosu şişti yine. Egom şişman değil, kemikleri biri. Necati! 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 Durun, durun, yapmayın. Neden durdunuz? Devam etsenize. Necati! Necati! Nedense bunun sonu pek iyiye gitmeyecek gibi hissediyorum ama... Hop! Sen nereye gidiyorsun bakayım? Eve gidiyorum Necati. Oradan gitme, trafik vardır. Ama yürüyerek gidiyorum. Arabaların ayakları yok mu sanıyorsun? Hey sen, adın ne bakayım? Ben Tanjua. Necati, tanımadın mı? Necati yok, Süper Necati Bey diyeceksin. Geç oldu, evine dön hadi. Evim yok ki Necati. Hem sana ne? Fırının koruyucusuyum ben. Ben olmasam her şey birbirine girer. Bak, dikkatimi dağıttın. Şuradaki kağıt çöp kutusundan kaçtı. Bir tane daha kaçtı.
Aa, kağıtlar firar ediyor. Hepsi senin yüzünden Tanju. Necati, seni oraya hırsız yakala diye koyduk. Karışma milletin işine. Bunu gözetleme belgeme pati basmadan önce düşünecektiniz Remzi. Hayvanlar aleminde pati imza yerine geçer. Hop, patileri kullanarak patinaj çekmek de yasak. Şimdi bir patileyeceğim görecek. Samet, boşa al yokuş aşağı kayalım. Buradan bize gofret çıkmaz. Hırsızdan sonra taptaze bir sorunumuz daha var. Ne yapalım? Belediye başkanı olarak size danışmak istedim. Takalım şu kamerayı artık. Evet, hem hırsızı engelleriz hem Necati abiye gerek kalmaz. Bence Necati'yi uzaya yollayalım. Daha bakkala bile yollayamıyoruz Necati'yi. Uzaya nasıl yollayacağız? Sokak köpeklerine mama verelim. Tanju abi, konumuzla ne alakası var? Buldum. Necati'yi gözetleyecek bir gözetleme kulesi daha dikelim. Onu da takip etmek gerek. Ya işten kaytarıyorsa? Harika fikir. Hem kamera koymaktan daha ucuz. Hemen arkadaşlara söylüyorum. Kuleyi diksinler. Köpek maması fikrini eledik mi? Bence güzeldi. Hop! Burada pipetle ayran içemezsin. Üzgünüm ama fırının güvenliğini sağlamak zorundayım. Benim ayranımla fırının ne alakası var? Çünkü hırsızlar çalkalamayı sever, tamam mı? Çalkala evladım, çalkala. Hop! Necati! Burada çalkalayarak millete laf atmak yasak. Remzi, sen karışma işime. Karışırım. Bu da gözetleme kulesini gözetleme iznim. Hem de çift patili. Hop, iki tekerle fırının önünden geçemezsin. Çok adamlılar korkuyor. Hey, dur. Oradan geri dönme. Oradan gitme. Oradan gitme. Oradan git, oradan git. Çok kararsız kaldım. En iyisi iki yöne birden gitmek. Yeni sorun kamera. Gofret! Kamera! Daha fazla kule! Sakin ol ve elindeki dürümleri yavaşça yere bırak. Sorun istemiyorum. Necati, sipariş elemanını ürkütme. Hop! Remzi, sesini çok yükseltme. Keçi çocuk, benim kulem daha yüksek. O yüzden benim sözüm geçer. Çok konuşma istersen. Hop! Adını bilmediğimiz kaplumbağa. Yaşın küçük diye bir şey demiyorum ama kış uykusu vaktin gelmiş senin. En yüksek kuleye ben geçtim. Artık söz hakkı bende. Bir daha düşün. Necati, kulemi rahat bırak. Tuğlaların arasına fındık kremasını az koymuşlar Remzi. Çektikçe geliyor. Çimento. Ne fındığı kreması? Sakın yedim deme. Yer cücesinden Şahin Göze. Yer cücesinden Şahin Göze. Telefon bana mı abi? Kim konuştu? Gözüm iyi görmüyor da. Neyse. Şahin Göz'den yer cücesine. Efendim? Amaç kurabiyeleri çaldırmamaktı Şahin Göz. Şimdi hepiniz kulelere çıktınız ama fırını koruyacak kimse kalmadı. Tamam. He, o muhabbet. Merak etmeyin, fırıncı da kendi kulesinde, aşağıda değil. Yani çalınacak bir kurabiye yok ortada, tamam. Motokuryeden Toraman'a siparişini getirdim. Asansör yoksa çıkmam, haberin olsun. Tamam. Toraman dedin ve bahşişi kaybettin. Sepeti yolluyorum. Tamam. Ha, sen dürümleri sepete koymamı istemiştin. Aşağıda kaldılar. Salsana beni tekrar. Bu kule işi çok eğlenceliymiş. Hey sen, kafası tuğlaya benzeyen çocuk. Öyle bakmak yasak. Aa, gerçekten tuğlaymış. Bu fırıncının gözleri gerçekten kötü görüyor herhalde. Ama kulaklarım iyi duyuyor. Biri fırıncının kürekleri çok güzel kokuyor dedi ve haklı. Benim kulem daha uzun. Artık benim sözüm geçer. Benim kulem daha uzun. Benim kulem daha uzun. Benim kulem daha uzun. Necati, iş makinesini nasıl çıkardın oraya? Bilmiyorum Remzi. Yardım et. Eyvah. Bu gördüğüm gerçek olamaz. Kurabiyeleri kimin aldığını buldum. Abi, ince gerek kalmadıysa Mars'a dönüyorum ben. Toplu konut dikeceğiz daha. Tamam canım, dikkatlisin. Gece gece solucan deliğine tekeri kaptırma.
Şakir, Canan, kaçın! Heh, doğru. Önce açıklamam gerekiyordu. Hırsız yok. Aç bir ejderha şehre inmiş. Kurabiyeleri de kesin o yemiştir. Ve şimdi tam sizin oraya doğru ilerliyor. Baba saçmalama. Ejderhalar gerçek değildir. Kızım şehirde ikinizden başka kimse kalmadı. Kaçmayacağınıza emin misiniz? Beni de alın imdat! Yaklaşıyor. Sağa dönün. Tam arkanızda. Çabuk takla atarak salatalık diye bağırın. Bu hareket de işe yaramadıysa üzgünüm. Sizi tanımak güzeldi. Necati karışma sen. Çocuklar, ejderha çok hızlı. Sanırım kaçamayacaksınız. Çabuk saklanacak bir yer bulun. Salatalık, salatalık. Şakir sakin ol, gel buraya. Kurabiye seven ejderhadan kaçmak için fırına girdiler. Zekalarını Necati abilerinden almışlar. Gurur duydum. Çabuk, kapıyı güçlendirmeliyiz. Ha? Bir dakika. Bunlar bayatlamış. En az 2 günlük kurabiyeler. Nasıl yani? Yani kurabiyeler çalınmamış. Başından beri buradaymış. Kesin fırıncının gözü görmedi ve çalındığını sandı. O zaman kurabiye seven ejderha neyin nesi? Ejderhaların muzlu puding sevdiğini herkes bilir Canan. Bence ortada ejderha falan yok. Yanlış yoldan doğru sonuca varanı da ilk kez görüyorum. Dur, beni bekle. Bu sadece ejderha şeklinde bir bulut. Baba, bizi yanılttın. 3 yanılma, 1 patlisi götürür Şakir. Kravatını iyi bağla, yarın okulda yersin. Eyvah, yarın okul mu var? Öğretmenim Necati ağlıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? Necati, sen zaten Necati'sin. Öğretmenim tuvalet ağlıyor, Necati'ye gidebilir miyiz? Ha? Neler oluyor? Necati abim tamam ama babamın hiç böyle saçmaladığını görmemiştim. Bunun tek bir açıklaması var. Evet, siz kardeşsiniz. Hayır, yani evet ama açıklama o değil. O kadar yükseğe çıktılar ki oksijen eksikliğinden saçmalıyorlar. Onları kurtarmamız lazım Şakir. Evet, onları kurtarmamız lazım Şakir. Şakir'e bak, ne kadar da büyümüş. Aynı babasına benziyor. Oho, Remziler hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönerler. Şakir, bu çok saçma. Öf. Sadece nasıl uçacağımızı bulmamız gerekiyordu ve bulduk. Hadi gel burada öfle. Öf, bu ne bilimsizlik. Öf. Sola! Canan, Şakir sizi kurtardık. Hepinizden özür dilerim. Hepsi benim hatam. Evet, hepsi Remzi'nin suçu. Necati! Tamam, tamam. Belki de benim de minnak suçum olabilir. Nasıl indireceğiz herkesi kulelerden? Bu saçmalığa bir son vermemiz lazım. Tabii ki kurabiyeyle. Bu kadar uzaktan ne duyuyordum ne görüyordum. Beni fırınıma götürün de en azından sadece görmeyeyim. Kuleden inen herkese kurabiye! Hadi! Kurabiyelerim çalınmış. Ne? Aramızda bir şüpheli var. Siz ona bakmayın. Bulut ejderhaların muzlu puding sevdiğini herkes bilir. Ha, şaka şaka. Alın hadi, kurabiyeler burada. Gözlüğünü takmamış. Dur, orada değiliz. Atma kurabiyeleri. Şunu da koyalım. Abla, evcil hayvanları kafessiz almıyoruz yalnız. Merak etme, evcil değilim ben. Vahşi filim. Necati gel buraya. Turşu bidonlarını korkuttun. Evet, zürafa adası yolcusu kalmasın. Anlamıyorum.
Biz efsanevi zürafa heykellerini görmek için çok uzaktaki bir adaya gitmiyor muyuz? Otobüsle nasıl gideceğiz? Ne yapsaydık kızım? Yüzerek mi gitseydik? Akıl var, mantık var. Bir külçücük, turşucuk varmış. Köftenin yanında çok güzel gidermiş. Bunlar da malıkan turşumuş canım. Aa, sen katlamış. Neler oldu? Otobüste adaya gidiyorsan böyle oldu. Adada mahsus ses gelmedi. Tekere deniz kestanesi batmış. Yolda kaldık. Çekiciyi çağırmayacak mısın? Yok, çekici görevlisiyle konuşmuyoruz biz. Küsüz. Arkadaşım, tekerleği değiştir o zaman. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Yalnız kriko yok. Birinin otobüsü kaldırması lazım. Gönüllü var mı? Aman canım, çekilin. Canan kızım, tut bakayım kolumu. Aa, bir dakika. Heykellere çok yaklaşmışız. Görebiliyorum. Anne, biz önden gidebilir miyiz? Tamam, tamam. Herkes gitsin hadi. Biz otobüsü halledip geliriz. Yaşasın! Heykelleri görmeye! Oley! Remzi, çok heyecanlandım. Elim ayağım tutmuyor. Sen tut ayaklarımdan. El arabası modu aktif. Çekebilirsin, yapabilirsin. Sen de yine olmadı. Hadi daha dene. Yapabilirsin. Kimse çıkaramayacak. Neler oluyor burada? Şu adama soralım ama direkt sorulmaz. Önce bir muhabbet açalım. Affedersiniz, işim gücüm nasıl gidiyor? Nereden bileyim senin işini gücünü? Benden bu kadar Remzi, sen devam et. Bu kadar kişi ne yapıyorsunuz burada, öğrenebilir miyiz? Efsaneye göre bu kılıcı sadece dünyanın en güçlüsü çekip çıkarabilir. Kılıcı çıkarmayı deniyoruz. Oo, Necati bize eğlence çıktı. Çekilin, o kılıcı ben çıkaracağım. Baba, hani heykelleri görecektik? Hemen şurada zaten. Biz Canan'la gidip bakalım mı baba? Ne olur, ne olur. Tamam, tamam. Yaramazlık yapmayacaksanız gidin hadi. Yaşasın! Ben hazır çıkarılmış kılıç buldum. Bu olmaz mı? Abi, kılıç balığıyım ben. Kılıç balığı varsa kalkan da vardı. Doğru bildin dostum. Aa, şunlara bak. Ama bunlar sadece kafa. Acaba toprağın altında vücutları var mı? Hadi kazıp bakalım. Saçmalama. Kurallara uymamız gerekiyor. Bak, hatta burada bir kural listesi var. Tümülüse çıkmak yasak. Tümülüs de ne? Gel şu tepeye çıkıp bakalım. Belki görürüz tümülüs neredeymiş, neymiş. Ha? Şakir, sanırım tümülüs bu üstüne çıktığımız şeye deniyor. Baksana, çatırdıyor. Umarım içine düşmeyiz. Bal yemiş ayı da başka oluyor. Tosun bu, tosun. Organik ayı. Sana da güle güle canım. Çekilin, bir de ben deneyeyim. Başardım. Necati, kılıcı değil, kolumu çekiyorsun. Bırak çabuk. Amanın rengim mora dönmüş. Patlıcan mı oluyorum yoksa? Çekil, ben deneyeceğim. Ah, elim acıdı. Tut bakayım şunu. Fil kılıcı çekti. Yaşasın! Ben çıkardım kılıcı, Necati değil. Oley! Kılıcı aslan güçlüsün! Ama kılıcı ben gevşettim. İyi de çıkaran benim. Tavukları ben besledim. Ne alakası var? Bilmiyorum, söylemek istedim. Hadi sert sert bakışıp inatlaşalım. Tamam ama iyice dip dibe girelim. İşte oldu. Bu ses de ne? Acaba yankımız mı? Yankı! Yankı sesi böyle mi olur şapşal şey? Bu yankı da amma kabaymış. En iyisi ilerlemek. Hadi hadi, kış kış. Çok garip. Tarih diplomamın bana verdiği yetkiye dayanarak bu heykellerden birinin eksik olduğunu söyleyebilirim. Sanki ayaklanıp gitmiş. Dürümcümün bana verdiği yetkiye dayanarak da bu dürümün çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Heykelin peşinden mi gitsem, dürümümü mü yesem?
Heykel dürüm, heykel dürüm. En iyisi kaçıp gitmek. Dürülü, 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 dürülü. Biz dünyanın en güçlü hayvanına hizmet etmek için buradayız. Dileyin bizden ne dilerseniz. He? Nasıl yani? Ne istersek olacak mı şimdi? Milyonlarca şey var. Acaba ne dileriz? Köfte! Kapık! Nyam 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 nyam. Uçan bir balina istiyorum. Hı, abi daha yürümeyi yeni öğrendim. İki dakika bekleyeceksin. Daha fazla köfte! Kapık! Nyam 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 nyam. Çok sıcak oldu. Klima istiyorum. Aa, yalnız klimayı daha icat etmedik. Ama mühendisimize hemen yaptırırız. Şu şuraya, şu şuraya. Siz de boş durmayın. Klima kumandası icat edin bari. Necati çekil şuradan, sıkıştırma beni. Ben Necati'nin gitmesini istiyorum. Ben de yeni köftelerin gelmesini istiyorum. Hapurtum. Zaten iki en güçlü kişi olamaz. Az sonra bir güç yarışması yapacağız. Kazanana hizmet etmeye devam edeceğiz. Kaybeden köftelere veda eder. Ben buna hazır değilim. Uçan balina göreve hazır. Babamların sesini duydum. Yarışmamız hazır. Sizi meydana alalım. İki yiğit çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Ne yarışması bu? Efsaneye göre kılıcı çıkaran dünyanın en güçlü hayvanı kızgın heykeli adamızdan kovacak ve adamızı kurtaracak. Heykel niye kızgın ki? Neyse, kılıcı kimin çektiğini göremediğimiz için heykelle kazanan karşılaşacak. Şampiyonumuz ya heykeli yenemezse? O zaman hastane masraflarını ödeyip başka şampiyon buluruz. İyi de daha hastaneyi icat etmedik. Of, çok iş var. Sen hastayı icat et, ben de ambulansı. Nani, nani, nani. Üç etaptan oluşan güç yarışması başlasın. İlk etap en çok meyve toplayan kazanır. Örtmenim, örtmenim. Tavuk meyve sayılır mı? Evet, evet. Hatta orman meyvesiyim. Bırak beni, bırak. Böyle güç yarışması mı olur arkadaşım? Aman, çok biliyorsan sen bul bir şey. Tamam. Biz onu havaya kaldıran kazansın. Anlaştık. Amma ağır ve tüylüymüş bu su bidonu. Bidon değil Necati, bizon, bizon. İlk puan Remzi'nin. Oley! Arkadaşım, kalk desen kalkardım zaten. Bu adada nezaket bitmiş, bitmiş. Tüylü ve tripli, bizon demesi de çok keyifli. Bizon! İkinci yarışma, taştan küpü bitiş çizgisine ilk götüren kazanır. Hazır, başla. Yok, böyle olmayacak. Biraz yaratıcılık katalım. Muhteşem oldu ama işe yaramaz. Hop, hile var. Kafanı kullan Necati, kafanı. Deliyorum. Ve kazanan Necati. Ne, ne? Ne Cati? Arkadaşım, taşın yarısını yolda bıraktın. Ne yapayım ben taştan küreyi? Evine alıp besleyebilirsin. Havlamaz, ortalığı kirletmez. Durum bir bir. Final turu öncesi dinlenin biraz. Açma, germe. Açma, germe. Toplama, çıkarma. Kızartma, buğulama. Final turunu ben kazanacağım. Sonra gelsin pastalar, çörekler. Remzi, klima benimle konuşuyor. Ne diyor? Öf püf püf höf diyor. Oy, yavru klima bu sanırım. Daha konuşmasını bilmiyor. Dinlesene. Şakir'in sesi bu. Eyvah, Şakir klimaya dönüşmüş. Güvendeysen soğuk, tehlikedeysen sıcak üfle. Bizi iyi dinleyin. Her şeyi duyduk. Başınız dertte. Ne? Kazananı ne yapacaklar? Korkunç heykelle mi dövüştürecekler? Dürüm ciddi mi? Ben heykelle falan dövüşmek istemiyorum. Yarışmayı ben kaybedeceğim. Hayır, ben kaybedeceğim. Ben, en güçsüz benim. Ne? Remzi'nin kafası patatese mi benziyor? Öyle bir şey demediler bir kere. Tamam, tamam, üzülme. Yarışmayı kazanınca yeni bir kafa istersin kendine. Geldik yarışma finaline.
Güreş müsabakasını kazanan dünyanın en güçlü hayvanı unvanını elde edecek. Maç başlasın. Remzi! Necati! 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 Aman dur Necati, yapma. Remzi bakışlarıyla beni dövüyor. Oh, Ay Necati nasıl da güçlü. Dokunmadan devirdi. Oh. Bakın şimdi muhteşem vuruş yapacağım. Remzi kalkan gibiymiş. Nasıl da sekip uçtum bakın. Necati'ye bakın. O kadar güçlü ki yer çekimini yendi. Yok yok, düştüm bile. Kuş, az ittir bakayım beni. Remzi minder dışına uçtu. Kazanan Necati. Oley! Necati! 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 Heykelle savaşın da bol şans Necati. Ne kazanması? Necati. Hay durun! El üstünden taşınınca gıdıklanıyorum. Dur yapma oy! İçimden biz babamlar kurtulamadı diyor. Bir şekilde çıkışı bulup onları kurtarmamız lazım. İyi de nereden bulacağız çıkışı? Aha. Çıkış. Teşekkür ederiz Tabela. Rica ederim. İşte adamımızı kurtaracak şampiyon. Dünyanın en güçlü hayvanı. Oley! İşte bu da kavanoz kapağını bile açamayan keşkül Remzi. Anam, heykel geliyor. Dur, daha fazla yaklaşma. Elimde çiçek var ve kullanmaktan çekinmem. Necati, çiçeği ne yapacaksın? Mis koku saldırısı. Oh, mis gibi koktu. Sen minnak fil, kılıcı sen mi çıkardın? Minna billa kırt Necati tırt ne çıkartmadır aslan dört. Eyvah! Korkudan dil ayarları lömpenceye geçti. Necati'ye bunu yapamayacağım. Hayır! Necati çıkarmadı. Ben çıkardım kılıcı. Evet evet o çıkardı. Her şeyin sorumlusu bu sarı bıyık. Tırıs tırıs tırısı. Bu benim tırsma sesim. Hayır, kılıcı ben çıkardım. Hayır, kılıcı dinlem çıkardı. Hayır, ben çıkardım. Ama bir karar verin canım. Son kararınız mı? Sen mi çıkardın? Galiba evet. Kimse yok mu? Oho! Zürafalar neredeymiş? Kaybolmuşlar. Kadriye otobüsle gelmiş. Teker tamir olmayınca kaldırıp getirdim otobüsü. Ayol ne oluyor burada? Heykel kılıcı çıkaran dünyanın en güçlü hayvanıyla dövüşecek. O da Şakir oluyor. Çekilin bakayım. Ben çıkardım kılıcı. Bir derdin varsa gel benimle çöz. Ne derdi? Ne dövüşmesi? Ben teşekkür edecektim. Ne? Yüzyıllardır ayağıma kıymık batmış şekilde uyuyorum. Çok canım acıyordu. Ah dedem ah! Yüzyıl sırtın açık uyursa böyle taş gibi olursun tabii. Çabuk battaniye ve dede yağ getirin. Ovalayayım azıcık. Adamıza saldırmayacak mısın? Ama efsane. Siz hala efsanelere mi inanıyorsunuz? Oldu olacak uçan balinalara da inanın. Şşt! Şimdi sırası değil. Demek beni bu dertten kurtaran sensin Kadriye Hanım. Al, bu da sana teşekkürüm. Kesin bir kese altın. Bir kese köfte. Bir kese ada meyvesi. Güle güle kullan. Meyve değilim ben. Değilim. Evet çocuklar. Yatma saati. Uyumadan önce aklıma geldi. Ormanda kamp kurmanın olmazsa olmazı nedir? Yüzsüz sümüklü böcekler mi? Konuşunca kafam sallanıyor. Rahatım bozuluyor. Sessiz olur musun? Teşekkürler. Hayır o değil. Kampta uyumadan önce masal anlatılır. Dur bakalım yanımda getirmiş miyim? Bir varmış, bir yokmuş. İçinde süt varmış, kalsiyum varmış. Anne, sütün ambalajını okuyorsun. Affedersiniz. İşte gerçek bir masal kitabı buldum. Bir varmış, bir yokmuş. Umarım kırmızı başlıklı sümüklü böceğin olduğu masaldır.
evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir baraj inşaatında görevli çalışkan karıncalar varmış. Cır 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 cır. Daha hızlı, daha hızlı. Bağırmasana kafamın dibinde cır 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 Mirken. Zaten karıncayım. Kulağımla mı duyuyorum, antenimle mi belli değil. Bana kızma karınca. Ben de yukarıdan emir alıyorum sonuçta. Hop aşağısı, emirleri alıyor musun? İki yaprak ücret alacağız diye düştüğümüz hallere bak. Aa, asma yaprağını ne yapacaksın, dolma mı? Bana çekirdek veriyorlar, hem de çifte kavrulmuş. Ha, ben de çekirdek istiyorum. Oldu canım, gazoz da vereyim mi yanına? Dua et, önümüz kış ve çalışmak zorundayım. Bu ne biçim taşmış böyle? Taş değilim ben, uçuş böceğiyim. Annem bana terlik pabuç alana kadar taşıyın bizi Ahmet. Ağustos böceği ise şemsiyeli meyve suyunu höpürdetir, tüm gün keyfine bakarmış. Hey garson, bana bir organik meyve suyu getirir misin? Karınca dostum, sana ne ısmarlayayım? Anca boş boş otur. Hiç yemek toplama sen. Kış gelince göreceğim seni. Birbirlerini sevmeseler de saygıda kusur etmezlermiş. Şavşal karınca, utanır kız arınca. Sensin şavşal. Hem Ağustos diye böcek mi olur? Daha Temmuz ayındayız. Çok sıkıcısın. Hayatın tadını çıkar biraz. Gençler, yollayın topu da Ağustos abinizi izleyin. Eyvah, böcek olduğumu unuttum. Top dev gibiymiş. Gel zaman, git zaman kış gelmiş. Ağustos böceği hiç çalışmadığı için yiyeceği kalmamış. Mayoyla kışı geçiremeyeceğini yeni anlamış. Karpuz suyum donmuş. En azından şemsiyesi var. Böyle olmayacağını anlayan Ağustos böceğinin karıncanın kapısını çalmaktan başka çaresi kalmamış. Aldım kapını, kusura bakma. Ağustos? Niye geldin? Sorma karınca. Kafamın içinde bir kadın konuşup duruyor. Ne dese yapıyorum. Demiş Ağustos şaşırarak. Nasıl şaşırdım ama? Bunu duyan karınca da demiş ki... bir dakika. Sıkıntı yok canım. Biz soğukta bekleriz. Sen yavaş yavaş anlat masalını. Sonra ne olmuş? Ayol, her yeri sümüklü böcek suyu yapmışsın. Okunmuyor ki. Aman canım. İki sümüklü böcek suyunun lafını yapıyorsun. Gergin gergin ses geliyor. Kesin bir şey olacak. Ağustos böceği. Ne haber kanka? Havalı giriş yapacaktım. Senin yüzünden bozuldu. Ha? Tamam. Sen yap havalı girişini. Biz şaşırmış gibi davranırız. Tamam, hazır mısınız? Ben masalın sonunu biliyorum. İstiyorsanız anlatırım. Aa, ne kadar da Ağustos bir böcek. Hiç beklemiyordum. Yaşasın. Biz de masalın sonunu nereden öğreneceğiz diyorduk. Oley. Öf, tamam olmadı. Neyse anlatıyorum. Hazır mısınız? Ne oluyor? Abla, dil ayarları böcekçede kalmış. Altyazı açayım mı? Yok, Türkçe dublajlı olsun. How are you, ne var you? Me gusta Krales Şakires. Ich bin Augustus. Ve muhteşem Ağustos şarkısına başlamış. Çok havalıyım ve şarkı söylüyorum. Ne kadar da gofret bir ses. Rastgele notalara basıyorum ve etrafımı büyülüyorum. Sesini duymak için uzak diyarlardan gelenler sıra olurmuş. Anne, ben de atlı karıncaya binmek istiyorum. Dur evladım, atın sırası değil şimdi. Keşke bu sahne bitse, şarkı sözüm kalmadı. Ağustos'un sesine hayran olan güneş daha iyi duyabilmek için yaklaşmış ve etrafı ısıtmış. Yok artık. Karınca dostum beni kıskanıyor. Karınca Ağustos'u kıskanırmış. Evet, kıskanırmış dedim. Keşke ben de Ağustos gibi havalı olsam. He? Oldu mu? Acaba benim türüm ne? Köpek böceği miyim, böcek köpeği mi? Havlamalı mıyım, vızlamalı mıyım? Kafam çok karışık. O masal öyle değil bir kere. Şakir, kafanda karınca var. Hareket etme. Gitti mi? Gitti mi? Dur. Zarar vermeden alalım. Sağ ol abla. Evet, ne diyordum? Masalın gerçek sonunu ben anlatacağım. Dinleyin. Of! Bir dahaki sefere böcek olmayan bir yere gidelim lütfen. Evet abi. Bu ne? Her yer böcek, her yer böcek. Bir de konuşuyorlar.
sucuğu alıyorum, siz devam edin. Ben yokum. Çeksene Muhittin. Ha? Eyvah! Suyun ağırlığını hesaba katmamışım. He? Baraj inşaatında suyu hesaba katmadıysan neyi kattın? Ayranı! Ayran mı? Ne bileyim, zaten 2 gram böcek beynim var. Ayranı çalkalar çalkalar içeriz demiştim. Bu nasıl bir şey? Ağustos, gel buraya, yardımın lazım. Kusura bakmayın, hamam böceğine masaj yaptırmakla meşgulüm. Ağustos böceği o kadar tembeldi ki karıncaların yardımına koşmadı. Böyle hamam böcekliği olmaz olsun. Tellak oldum, tellak. Yardımına koşmadı çünkü... Çünkü... Az daha uzatırsa bulacak bir şeyler. Çünkü Ağustos böceği süper kahraman dönüşümü geçiriyordu. Oo, bakın bakın, süper kahraman dönüşümü geçiriyorum. Üstelik ses efekti de var. Ses efekti. Oo, pelerinli melerinli. Değişim geçirmeye devam ediyor. Dur çok değiştim. Az geri gel. Az geri gel. Süper Ağustos göreve hazır. Süper gücüm ne? Süper gücü şeymiş. Ispanaklı börek dağıtma gücü. Ispanaklı börek kuryesi. Yok. Süper gücü süper güçlü olmasıymış. Kahraman Ağustos köyü kurtaracakmış. Kurtarmaya Mirket'ten başlayacağım. Çünkü en hafifi o. Masalı duyan da dinlemeye geliyor. Hey, 2 dakika patlamış mısır almaya gittim. Koltuğuma iyi oturmuş. Alo, belediye mi? Ormana ayı inmiş, gelin alın. Ne? Ayılar zaten ormanda mı yaşar? Neyse, sıkışırım ben araya. Evet, masal diyorduk. Asıl karınca süper kahraman olmuş. Nasıl ama? Dünyanın etrafını 3 kere dolaştım. Hop, dur bakalım. Bunlar da hız cezaları. Süper kahramansın diye abartmanın lüzumu yok. Zaten köyü kurtaracak olan süper kahraman Ağustos böceğiymiş. Hayır, köyü kurtaracak olan süper karıncaymış. Hayır, Ağustos'muş. Hayır, karıncaymış. Gel karınca, güçlerimizi birleştirelim. Sen yufkadan börek yap, ben de yiyeyim. Birileri artık köyü kurtarabilir mi? Köyümüze 100 havuzu getirdim. Şimdi sırası değil muhtar böcek. Masala el atmanın zamanı geldi. Ağustos böceği bir başak tanesine tutunup kendini azgın sulardan kurtarmış. Küvete tutun karınca. Küvet ne alaka? Düşekabimi fırlatsaydım. İmdat! Gitarım nefes almıyor. Gitarlar zaten nefes alamaz. Ağustos her şeye rağmen karınca dostunu kurtarmıştı. Sana hayatımı borçluyum. Bana bir gitar borçlusun. 2 ciklette anlaşalım. Sana kötü davrandığım için özür dilerim Ağustos. Al, buğday tanesinden yeni gitar yaptım sana. Tellerini de spagettiden yapmışsın. Teşekkür ederim karınca. Şimdi köyü tekrar inşa etme zamanı. Hadi çocuklar, iş başına. Ben de size destek olmak için bir şarkı söyleyeyim o zaman. Spagetti gitarım, ne kadar da kibarım. Ağustos'ta gezelim, böcekleri severim. Lay 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 lay. Daha güzel söyle, daha güzel söyle. Ve böylece Ağustos böceği ile karınca sonsuza dek arkadaş kalmışlar. Şimdi uyumaya gidebilirim. Hadi. Evet, çıkışlar sağdan. Orman sinemasına yine bekleriz. Çöpleri toplayalım, tavşanları sevelim. Sevmedim bu masalı. Ağustos'la arkadaş falan olmam ben. Öyle mi?
Asıl ben Ağustos'ta arkadaş olmam. Sen zaten Ağustos'sun. Biliyorum, havalı bir cevap vermek istedim ama bulamadım. Yeter ama. İkinizin alıp veremediğine bakayım. Tüm gün çalışıyorum ve geç saatte yuvama dönüyorum. Tek istediğim rahat rahat uyumak ama geceleri şarkı söyleyip duruyor. Özür dilerim, bilmiyordum. Ben de kaşarlı tostumdan hoşlanmıyorsun sanıyordum. Abi dedim benlik bir mesele yok diye. Tereyağlı tostu kim sevmez? Neyse, sen rahat rahat uyu karınca. Ben az ötede vızvızlarım. Teşekkür ederim Ağustos. Aldım tostunu, hadi iyi geceler. Ve böylece Ağustos böceği ile karınca sonsuza dek arkadaş kal. Tereyağlı tostum, ah eski dostum. Benim adım Ağustos, karınca geliyor elinde tost. Adamın kapı zili bile keçi meğerlemesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Necmi. Sana ne kadar teşekkür etsek az. Biz tatildeyken bakıcılık yapmak kolay olmayacak. İki tane çocuktan ne olacak? Bütün gün meğerleriz. Meğle bakayım. Yalnız bu ev çok dağınık. Bir keçi düzen vermek gerekir. Nasıl espri ama? Keçili kalemimle yazdım. Bir dakika. Necati'ye mi bakıcılık yapacağım? Koskocaman adam. Gitsin kendi evinde kalsın. Biz de öyle dedik ama Necati'nin evinde ilaçlama varmış. Bu mevsimde ne ilaçlaması? Böceklendi mi yoksa? Yok. Kolonları biraz ağrıyor. Kapısında gıcırtı var. Ocağının da ateşi yükseldi. Niye sizin evde kalmıyor Kadriye? Son yaşanandan sonra bizim evde kalması yasak. Şimdi neden yasakladıklarını göreceğiz kesin. Biraz daha karizmatik yasak desene. Geçiş yaparız. Yasak. Yasak. Sakallığım üstümde bugün. Dese ki vazo devrilmedi. Siz bakmayın oraya. Buraya bakın. Cillop gibi vazo. Aman canım. Neyse. Kendini evinde hissedebilirsin. Ben içeri gidiyorum. Yaşa Necmi. Pişman olmayacaksın, merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar geleceğiz zaten. Necati, ne yapıyorsun? İn çabuk oradan. Kendini evinde hissedebilirsin dedi. Televizyona çıktım, şakası yapayım mı? Necmi, kararını değiştirmeden gel hadi Remzi. Bu buzdolabı çok ağır. İçindekileri yiyerek biraz hafifletmem lazım. Keçi peyniri, keçi sütü, keçi kafası. Necati, bırak beni, işim gücüm var. Alo, keçim kıl çıktı. Hayır, keçimden kıl çıkmadı. Direkt kendisi kıl. Kime şikayet edebilirim? Tamam, bekliyorum, bağlayın. 3 gün sonra. Açtı kapıyı işte. Çalmasana şu zili. Ne yapayım Kadriye? Çok eğlenceli. Evet abi, evet. Nasıl tatilde ama? Süperdi değil mi? Ay Remzi, tatilde yengeç kapmışsın. Yok abla, siz abiyi kuma gömünce kıskançlığıverdim. Neyse, ben sahile gideyim artık. Dalga dalga dalgalanıyorum. Dalga dalga dalgalanıyorum. Necati çok uslu durdu. Hiç ses çıkarmadı. Hatta hiç yok gibiydi. Necati? Ayol Necmi, Necati yok gibi değil, gerçekten yok. Dış kapıyı kendi başına açmasını öğrenmiş olmalı. Eyvah! Koca şehirde tek başına. Hemen Necati abimi bulmamız lazım. Kocaman adam yahu, ne olacak? Gerçi otomatik damacanadan su içmesini öğrenene kadar baba bayağı zaman geçti. Evet, onu bulsanız iyi olacak asası sanırım. Sürekli kafama basmaya çalıştı. Dilliyim ben, dilli. Tuşuma tıklayınca akıtıyorum işte suyu. Pekala. Söz konusu Necati. Ya karnı acıkmıştır, ya uykusu gelmiştir, ya da oyun oynamak istiyordur. Takımlara ayrılalım ve onun gibi davranmaya çalışalım. İlla ki birimiz rastlarız. Biz de Damacana'yla süper bir takım olduk. Değil mi Damacana kardeş? Boş boş bakma öyle. Çok yalnızım. Pekala. Karnı acıkmış bir Necati olsam ne yapardım? Bir yerlerden yumurta bulmaya çalışırdım. Yok, bu yumurtalar kırık çıktı. Hadi Remzi, Necati gibi düşünmeye çalış. Necati olsa avlanırdı kesin.
İşte sürüsünden ayrılmış, kendi başına dolaşan bir lahmacuncu. Ne yapıyorsun birader? Necati gibi davranıyorum. Çabuk bana 7 porsiyon lahmacun. Yarısı acılı olsun. 7 lahmacun tam olarak ikiye bölünmez. Nasıl yarısını acılı yapacağım? Bu da işe yaramadı. Bir dakika, buldum. Tabelayı oku. Ben bir tabelayım. Bu nasıl bir tabela yahu? Onu değil, altındakini. En azından dürüst bir tabelayım. O da değil, bir alttakini. Köfteci 15 kilometre. İşte gideceğimiz yer. Abi binek atı değilim ben. Hayvanlar aleminde yaşayınca anlaşılmıyor ki kim vahşi kim değil. Bir kişne de keyfimiz yerine gelsin bari. Wait! Aygır bu, aygır. Evet, eğer uykusu gelen bir Necati olsaydım ne yapardım? Önce pijama bulurdum. Sonra pijama çok küçük geldiği için başkasına verirdim. Abla bizi rahat bırakın artık. Şimdi sıra uyuyacak bir yer bulmakta. Necati olsam kendi yatağıma gitmemek için saçma bir bahane bulurdum. Ay affedersiniz, bu otobüsten durak geçer mi? Beyin hata verdi, en baştan başlatılacak. İşte Necati olsaydım otobüs uyuyakalmak için harika bir yer olurdu. Beyin formatlanıyor. Pekala Şakir, kendini Necati abimin yerine koy. Oyun oynamak istiyor olsan ne yapardın? Taş, kağıt, makas. Yine yenildim. Hep makas yapıyorsun çünkü. Taşım ben, taş. Görmüyor musun? Necati abim olsa böyle yapardı. Bu sefer yeneceğim. Taş, kağıt, makas. Yine yenildim. Necati abim olsam tavla oynamaya kahveye gelirdim. 3-3 geldi. Basket. Tavla oynamayı hiç bilmiyorsun değil mi? Hem de hiç. Yok, böyle olmayacak. Oyun oynamak isteyen bir fil nereye gider ki? Oyun salonu! Cevap gözümüzün önünde ama bulamıyoruz. Oyun salonu! Aklıma hiçbir şey gelmedi. Oyun salonu! Tamam tamam, bağırma, anladık. Size bağırmıyordum ki, müşteri çekmeye çalışıyordum. Eskici! Bu şaka çok eskidi. Köfteciye kaç kilometre kaldı? Torun, şu sürüngen çok tanıdık geldi. Yoksa Selami eniştenin kuzeni Rıfat mı bu? Selami benim eniştem değil ki. Zaten sen de benim torunum değilsin. Hadi dağılalım, şu adam da sürünmesine devam etsin. Yok, bu böyle olmayacak. Aç bir Necati her zaman daha iyi bir yol bulur. İşte marketin önünde bir taksici var. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bilmem, ne düşünüyorsun? Gündüz gece tarifesi geri gelse mi diye düşünüyorum. Sen boş ver onu. Beni A noktasından B noktasına götürecek bir araç lazım. Var mısın yok musun? Taksi, taksi, taksi. Sirenim nasıl ama? Yoğurt reyonunda yol çalışması var. Aradan kaç hemen. Taksi, taksi, taksi. Necati olsa şimdiden uyuyakalmıştı. O zaman benim de uyumam lazım. Ama çok ses var. Cam bile zangır zangır titriyor. Zangır zangır zangır. İstersen bıncır bıncır da titreyebilirim. Bıncır bıncır bıncır. Necati bir çözüm bulurdu hemen. Kaptan, bana bir masal anlatır mısın? Tabii anlatayım. Zamanın birinde tatlı mı tatlı bir yolcu varmış. Ama biletini okutmadığı için şoför onu uyarmış. Tamam tamam. Hamur işi memurlarına ücretsiz sanıyordum ben. Necati abim olsa oyun salonundan atılırdı. Bizim de atılmamız gerek. Ama nasıl? Yaramazlık yaparak. Bakın bakın, top havuzunun musluğuyla oynuyorum. Çok sağ olun. Açık unutsaydım top faturası çok gelecekti. Yer kaparak. Sonlardır geçemediğim bölümü geçtin. Çok teşekkür ederim. Çocukları korkutarak. Niye korkmadı ki? Ay.
ol Şakir. Korku tünelinde paramın karşılığını aldım sayende. Kardeşim, bu nasıl müşteri hizmetleri? 3 gündür bekliyorum telefonda. Kimse cevap vermiyor. Ne Necati? Telefon değil o ayakkabı. Eyvah, ayağıma telefon mu geçirdim o zaman? Telefon değil, boş yoğurt kabı geçirmişim, sorun yok. Anahtarın olmadan nasıl girdin içeri? Ben hep buradaydım ki. Kilerde kış uykusuna yatmışım. Keçi peyniri beni dürtünce uyandım. Meğer filler kış uykusuna yatmıyormuş. İyi de sizinkiler seni kayıp sanıyor. Bak. Takımlara ayrılalım ve onun gibi davranmaya çalışalım. İlla ki birimiz rastlarız. Bir terabaytlık hard disk gibi adamsın Necmi. Başka neler var? Crane krallığı var mı? Bir bölüm açsana. Necati, senin telaşa kapılman gerekmiyor muydu? Evet doğru. Telaşa kapılıyorum. Çünkü eğer Necati değilsen Necati gibi davranmak çok tehlikelidir. Yani Remziler tehlikede. İyi tamam. Git dışarıda telaşa kapıl. Cesaretimi arıyordum. Buldum. İşte geldik. Buradan dümdüz devam etsem ana yola çıkar mıyım? Akarsuya kaptır kendini. İkinci yosundan sağa, ızgara balıkçının oradan sola. Teşekkürler. Sonunda geldim köfteciye. Bir dakika. Köfteci yazan tabela gökyüzünü gösteriyor. Necati olsaydı kesin köfteci gökyüzünde diye uzaya çıkardı. Üzülme kardeş. Al şu astronot kıyafetini benden olsun. Teşekkürler hanımefendi. Bu arada sizin dünyanın etrafında dönüp astronotluk yapmanız gerekmiyor mu? Öğle arasında bir köfte yiyeyim diye acil iniş yaptım. Biliyor musun uzay köftesi çok tatsız oluyor. Ben nasıl çıkacağım uzaya? Necati olsa bir yolunu bulurdu. Gel abi, stratosfere kadar ben bırakayım. Sonrasını katırlarla devam edeceğim. Vurum. Abi motor boğuluyor. 10 lira var mı abi? Al, tamam. Süper oldu. Vın vın. Patinaj sesi de yapayım mı? Abla, son durağa geldik. Uyan. Ay uyuyakalmışım. Neredeyim ben? Şoför bey. Oho, şoförün evi 4 durak önceydi. İneli çok oldu. Kapılar hangi tuşla açılıyor? Necati olsa hepsine basardı. Silecek var. Bu değil. İçecek var. Ayol bu hiç değil. Giyecek var. Yiyecek, binecek, gidecek, çizecek. İnecek var, inecek. Tamam kızma. Al açtım. Kabul edelim Şakir. Biz yaramaz değiliz. Necati abimi asla bulamayacağız. Bir dakika. Şu uyarıya bak. Robotları kızdırmayın. Hadi kızdıralım. La 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 la. Şakir, bence bu çok iyi bir fikir değil. Çıkı 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 çıkı. Çıkı çıkı mı? Çıkı çıkıyı hiç sevmem. İşte şimdi yandınız. Niye meyve sebze fırlatıyor bunlar? Sinirliyiz ama sağlığınızı da düşünüyoruz. Brokoli saldırısı. Alo, Mirket, acilen 3'e bölünmem lazım. Acelem var, anlatamam. Necati, yoğurt kabından beni arıyorsan başın dertli olmalı. Al, yaptım hadi. Yalnız dikkat edin, 5 dakika içinde geri birleşeceksiniz. Tamam, 5 dakika yeter de artar bile. Karnım acıktı, ben gidiyorum. Benim de canım sıkıldı, oyun oynayacağım. Ben de köydeki ninemi ziyarete gidiyorum. Emin misin? Uykun gelmiş olmasın? Evet, uykum geldi. Konuşan yoğurt kabı buldum. Zengin olacağım. Çabuk bırak beni. Thank you.
Yakaladım. Tamam da niye yakaladın? Çünkü 5 dakika doldu. Bu harikaydı. Hadi bir daha yapalım. Hayır, yapmayalım. Ha, Şakir gel gel. Biz öğretmenler olarak yan sokaktaki pidecide toplantı yapmaya gidiyoruz. Okula emanet edecek biri lazım. Ha? Ama nöbetçi öğrenci olma sırası kumpirdeydi. Kumpir garip garip sorunlar yaşıyor şu anda. Kendini gerçekten kumpir zannetmeye başladı. Madem ben kumpirim, gerçek bir kumpir gibi davranmalıyım. Ekstra kaşar ister miydiniz? Al, bu kuşağın. Bu da borazanın. Biz kuşbaşı kaşar yiyip geleceğiz. Borazan ne işe yarıyor? Geç kalan öğrencileri uyarmaya. Ay 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 anne! Oh, çok da güzel bıcı bıcılandım. Lütfen çıkıp gider misin inatçı lekecim? Her yer bitti mi sen kaldın? Bugün nedense hiç çıkasım yok. Şimdi görürsün sen. Nerede bu? Duygusal lekeler, kurnaz lekeler. Yok bu da değil. İnatçı lekeler için süper temizleyici. O ne elindeki? Dur dur anlaşabiliriz. Sana puding ısmarlarım. Sen zaten öğlen yediğin pudingin lekesisin. Necati hayır. Al işte al. Neler oluyor? Dikkat bu deterjanı bir kapaktan fazla kullanmayın. Anne! Hey sen! Sen öğrenci değilsin. Okula giremezsin. Zaten okula girmeyecektim ki. Kadriye'ye misafirliğe gidiyorum. Kia! İyi tamam selam söyle. Hey sen at arabası. Bekleme yapma. Ne yapayım? Karaoke yap. Olur. Bambolaya! Cambolaya! Neler oluyor? Hoş geldiniz müdürüm. Okul aynı bıraktığınız gibi. Okulu sanki böyle bırakmamıştım. Oo Şakir! Görmeyeli anma küçülmüşsün. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Necati! Çabuk okulumu geri getir. Okul 4 duvar olan bir yer değildir sadece. Durum raporu. Müdür bey, okul gitmiş. Durum raporu. Görüyorum. Dikkat dikkat. Herkes sakin olsun. Şimdi yetişkin biri gelip ne yapacağımızı söyleyecek. Necati abi şu an okuldaki tek yetişkin sensin. Ne yapacağımızı sen söyle. Herkes tek sıra halinde. Anne evime gitmek istiyorum ınga diye ağlasın. Necati abi telefonunla yetkili birilerini falan ara. Tamam. Alo yetkili durumcu mu? Bize 20 Adana. Adres veriyorum. Gökyüzündeki okul binası. Evet evet uçağın bitişi. Kontrol merkezine hoş geldiniz müdürüm. Siz hiç merak etmeyin. Okulun nöbetçisi olarak her şey kontrolüm altında. He? Amma çabuk kurmuşsun burayı. Bunlar kim? Biz figüranız abi. Bilgisayar başında çalışıyor gibi yapıyoruz ama aslında oyun oynuyoruz. Sana da açalım mı? Şehrin en iyi bilim hayvanını bile getirttim. Hem de çok dürüst. O okulu biraz zor indirirsiniz. Hayırlı işler. Neyi bekliyoruz peki? Okulun içinde bir tek Necati abimin telefonu var. Onun bizi araması gerekiyor. Okuldan arama geliyor. Alo, uçağın filden yer fıstıklarına. Uçağın filden yer fıstıklarına. Ne habersiniz? Necati beni iyi dinle. Okulla burası arasında portal açacağım. Açılan portaldan öğrencileri geçirmelisin. Binayı da sonra hallederiz. Tamam, anladım. Binayı portakaldan geçireceğim. Öğrencileri de sonra yemleriz. Of, çok işimiz var. Pekala, hesaplamalarım doğruysa 3 saniye içinde portal cihazını çalıştırmam gerekiyor. Şimdi! Tam isabet! Ne sandın? Şimdi ikinci portalı da şu duvara açalım. Kumpir olmaktan yoruldum. Baba neden bana kumpir ismini verdin? Neden? Hay aksi! Portal ışınını duvara atamadım. Kumpir de kumpir olsa. Bir portal açıldı. Ne yapsak? Girsek mi içine? Yok abi. Ya uzaylılar varsa? Bizden daha uzaylı değillerdir herhalde. Bir bak bakayım.
Oo, gelin gelin, tam işgal etmelik. Ahay! Koşun! İşgal edelim. Hadi neymiş? Hadi bakalım. Hadi yakın! Hadi yakın! Hop, koridorda koşmayın bakayım. Ama Necati abi, uzaylılar. Onlara da kızacağım şimdi. Bırak beni. Sen uzayın neresindensin bakayım? Neptünlü müsün yoksa Jingleboard'lu mü? Haydi bırak. Ah, Neptün uzaylı kardeş. Eniştem de aynı böyle bağırırdı. Sonra doktoru yağ yasaklayınca yağlı güreşi bırakmak zorunda kaldı. Ah eniştem, ah. Çabuk buraya gelin. Herkes geldi mi? Arif, adını hatırlayamadığım panda karakter... Deniz? Aha, Deniz'in uzaylı antenleri çıkmış. Toka bu Necati abi, Toka. Öyle mi? O zaman niye sinyal sesi geliyor üstünden? Necati abi, bu senin telefonun. Alo, sesi... Alo, dur, antene yaklaştırıyorum. Beni iyi dinleyin. Portal planı iptal oldu. O okulu bir şekilde yere indirmemiz gerekiyor. Ben okul sürmeyi biliyorum. B tipi okul ehliyetim var. Şakir, okulun güç borusunu uzaylılar kemirdi. Bu halde okulu kontrol edemeyiz. Canan, siz o boruyu tamir edin. Ben bu okulu indirebilecek birini bulacağım. Zaten düz vites okulmuş bu. Ben sadece pilot okulları kullanabiliyorum. Pekala. Hedefimiz kazan dairesi. Canan, liderliği alman güzel, hoş da. Ben niye binek hayvan oldum? Uzaylıların tarafına geçerim bak. Bakın, toplanmışlar. Sanki bir şey yapabilecekler. Matematik sınıfı. İleri. Bakalım iki uzaylıyı çarpınca ne çıkıyor? Ben direkt bölme işaretini fırlatıyorum. Hadi sapları sıkın. Canan, şu uzaylı paçalarımı kemiriyor. Elinde başka sınıf kaldı mı? Tarih sınıfı. Ben ne yapabilirim ki? Ne bileyim, kafanı kullan işte. Bu uzaylılar son model belli ki. Tarih kitabı yazmamış. Neyse, ben yazıyorum. Yeşil ve vıcık vıcıklar antenleri var. Kırmızı gofret. Sarı baykuş. Sana son bir iş için ihtiyacımız var Tanju abi. Sen eski pilotsun. O okulu senden başka kimse indiremez. Anlamıyor musun Şakir? Bıraktım bu işleri diyorum. Artık evsiz bir köpekten başka bir şey değilim. Ya gelip o okulu indirirsin ya da burada salıncakta sallanıp kendini acımaya devam edersin. Karar senin. Trip atıp gideceğini sanıyordum. Gelmişken iki kayayım dedim. Hop. İşte oldu. Alo Necati abi, vardınız mı kazan dairesine? Alo, Firfilans'tayız Şakir, sonra araçalım. Şakir, bu tür bilansta sen mi indireceksin okulu? Hani bilen birini bulacaktın? Şu anda benden başka şansınız yok. Necati abi, bacanın borusuna güç ver şimdi. Burada kalın boru var, ince boru var. Bir de böyle U şeklinde bir boru var ama bu değildir herhalde. Bu fren kolu çalışmıyor. Necati abi, o benim kolum çünkü. Bu okulu sadece ben indirebilirim. Çekilin. Abi karıştırdın, seninkiler şurada. Pardon, havalı giriş yapmaya çalışıyordum. Tanju abi gelmişsin. Çabuk bana bir bardak kahve, bir sepet gofret, bir de kemik oyuncağımı getirin. Git kendin al. Tamam. Necati, beni iyi dinle. Öncelikle sakın başkur diye bağırma. Başkur. İşimiz çok zor. Tanju abi, sen bana söyle. Başkur diye bağır. Tamam, onu geç. En küçük vanayı saat yönünü tersine çevir. En büyük vanayı da televizyona doğru çevir. Canı sıkılmasın. Ne televizyonu, ne sıkılması? Üç kere takla at. Şimdi! Pilotlar böyle şeyler yapmazlar. Ya şimdi takla atarsın ya da diğer havaalanına inmek zorunda kalırsın. Oradan eve en az 3 saat sürer şimdi. Bu birdi. 2, 3. Acaba bedava çay verecekler mi? Çok az kaldı.
Gofret paketini açtığın yöne doğru 5 derece alçal. O hangi yön? Okulda size ne öğretiyorlar? Yaşasın! Hiçbir şey yapmadan okulu götürdük. Hadi koşun. Başardık, evet. Kurtuldular. Yaşasın. Ne oldu, ne oldu? Geldik mi? Yaşasın! Hop, siz geçin bakayım şöyle. Oo, bir portal daha. Uzaylı değil miyiz? İşimiz portallardan geçmek. Fıstık ezmesi! Fıstık ezmesi diyerek atlamak amma saçmaymış. Fesnelli ayran! O zaman her şey düzeldiğine göre köpük partisi! Şimdi de köpüklü kumpir oldum. Ha? Bu zile basış, seri parmaklar, baş döndüren ısrarcılık. Necati abiniz geldi. Kumandayı versene, tabii vereyim. Hı? Necati abi, gençleşmişsin. Oy 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 oy. Aman da aman. Tanıştırayım. Minnak kuzenim Filsu. Necati abisinin kuzusu bu, kuzusu. Bakın, bu da onun kuzusu. Necati, kandırma bizi. Senin uyurken sarıldığın kuzun o. Onu bırak da anne tarafından mı kuzenin, baba tarafından mı? Bak şimdi, anne tarafından eniştemi al. Üç kuzen, sonra sola dön. Sonra eniştemi geri bırak, havada kalmasın. Ben Filsu, senin adın ne? Benim adım... Kaç yaşındasın? Nerelisin? Aynı çorabı iki gün giyer misin? Adım 12, yaşım Şakir, çorabım Ortaköylü. Sen, kedi kız. Naber, 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 naber. Nebere, nebere, nebere. Ha? İyidir, 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 iyidir. Tamam, susar mısın? Çok yavaşsın. Ne yapıyoruz? Çok sıkıldım. Aslında alışveriş merkezine bir kaçış oyunu gelmiş. Bence tam bizlik bir macera. İmdat! Cep telefonun içinde mahsur kaldım. Dürülü, 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 dürülü. Ha? Necati? Telefonun sende konuşuyor. Yok. Filsu arayınca onun sesi çıkacak şekilde ayarladık. Alerotti. Hadi nerede kaldınız? Bakalım iki boyutlu kahramanlarımız ekrandan ekrana atlayabilecek mi? Atladı. Bir de geri atlayalım. Hop. O ekran kapandı Remzi. Hızlı olacaksın bu hayatta. Ablası, çocuk ağlıyor bak. Bize kaçış oyununa 5 bilet. İşte buyurun. Ağlamasanıza efendim, verdim işte bileti. Ona ağlamıyorum. 5 kişilik bilet parası çok fazla. Şuraya bir imza. Ben de bir şey imzalayayım mı? Ne olur ne olur. Alın, siz de bu kabağı imzalayın. Sevgili görevli, umarım bu bal kabağına okurken çok eğlenirsin. İmza Fil Necati. Yeşil kapıdan girip oyuna başlayabilirsiniz. Yalnız bu odadan kaçmak çok zordur benden söylemesi. Ne kadar zor? Kendi poponun üstünde zıplamak kadar zor mu mesela? Evet evet, zor. Hadi hadi, girelim girelim. Peki, karpuz sektirmekten daha mı zor? Karpuz değil, bal bal. Bu odadan kaçması çok 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 zor. 30 saniye sonra. Amma da kolay oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi... Araba daha bir atik gidiyor. Sanki ağırlığı azalmış. Bir şey mi unuttuk biz? Yok. Beni unuttunuz, beni. Kaçış oyununda kaçamadım ben. Labirent gibi bir yerdeyim. Ha? Necati? Koltuğum hala sıcak. Çok uzağa gitmiş olamam. Telefon yok, bir şey yok. Nasıl konuşuyorsun sen bizle? Beyin dalgalarını kullanıyorum. Hangi beyin? Canavar beyin dalgalarını. Canavar bey, neredesin? Canavar mı? Ne canavarı? Evet evet, burada bir canavar varmış. Ben diyeyim 5 metre, siz deyin domates. Yahu niye domates diyelim? Kal olduğun yerde. AVM'ye geri dönüyoruz. Gelince beni tanımanız için şu yoğurt kabını şapka olarak takıyorum. O ne? İmdat! Çok garip. Kaçış oyunu buradaydı. Yanlış kata mı geldik? Yo, işte 3. kat. İşte patates kokan hava. İşte garip garip bakan sıkıcı adam. Duvarlara dokunmayın lütfen. Yeni sildim, kayarsınız. Yahu duvarda nasıl kayalım? Neyse şey, biz kaçış oyununu arıyorduk da. Bu AVM'de kaçış oyunu yok ki. Nasıl yok? O
zaman bu broşür ne? Eski lahmacunu getir, yenisini götür. Oo, güzel kampanyaymış. Aldım bunu. Birileri bizimle dalga geçiyor olmalı. Çocuklar, siz Necati abinize bakının. Ben şikayet etmeye gidiyorum. Kim fısladı? Sen mi fısladın? Ben mi fısladım? Hangimiz fısladık? Bu kapı burada değildi daha önce. Ben mi daha hızlıyım, sen mi? Saçmalık. En hızlı ben. Dur, bizi bekle. Kapılama atlayışı. Kim bilir nereye ışınlanacağız atlayışı. İşte labirent yazıyor. Hadi gelin. Bir dakika, hemen girmeyelim. Necati abim gitmiş olabilir. Oho, buradayım. Bu ses herhangi bir filin sesi olabilir. Benim adım Necati. Vız vız uçar bal yaparım. Tamam, bu kesin Necati abim. Ama labirente girersek çıkması zor olabilir. Hem canavar... Yoksa korktun mu? Ben mi? Ben asla korkmam. Aslında Şakir haklı olabilir. Aman, kime konuşuyorum? Çoktan gitmişler bile. Acaba beni bulabilecekler mi? Keşke bir harita olsa da görsek. Oo, ne kadar da kafa kafaya bir labirent. Affedersiniz. Şikayet odası burası mı? Sizden elektrik süpürgesi aldım ama içine çekeceğini üflüyor bu. Şikayetçiyim. Ne yapayım? Toza alerjim var. Tamam, burasıymış. Merhaba. Çok şikayetçiyim. Kaçış odası bizden kaçıyor. Sıra numarası aldın mı? Sıra numarası yok ki. Aklından bir numara tut. Tuttum. 5. Bilemedin. Sıradaki... Arkadaşım, o kaçış odasını bulmam lazım. En iyi arkadaşım içinde kaldı. Bir dakika. Kaçış odası mı dedin? Yoksa sana uzatılan sözleşmeyi okumadan imzaladın mı sen de? Evet. Oho, yandın. Elimdeki kutudan imzaladığın sözleşmeyi bulup yırtman lazım. Eğer bunları teslim edersem arkadaşının başı çok büyük derde girecek. Ne yazıyordu ki o kağıtta? Neyse, dur bulalım o zaman. Dursana! Yakalayamaz ki. Seni bulmaya çalışıyoruz. Olduğun yerde dur. Üzerimde değerli bir şey yok. Alın şu don lastiğimi ve beni rahat bırakın. Necati abi, biziz. Hareket etme. Soyguncular adımı da biliyor. Tekerlerimi kaldırıp çaça dansı da yapayım mı? Hayır. Çok geç. Çaça, 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 çaça. Çaça. Arkadaşım, ne acelen var? Gel 2 dakika bakalım şu sözleşmeye. Olmaz. Bunları teslim edip bakkala gideceğim. Yoğurt almam lazım. Akşama mantı var da. Yoğurt lazım demek. Mandıra namına yoğurdunuza el koyuyorum. Güzelmiş. Sarımsaklısı var mı bunun? Yetiştim. Abi, senin sözleşme ayaklandı, kaçıyor. Yok artık. Oldu olacak, kar atladım, uçsun bir de. İşler daha ne kadar kötü gidebilir ki? Abi, yoğurdun ödemesi nasıl olacaktı? Çamurla ödesem olur mu? Yok, böyle bulamayacağız. Zaten öyle, nasıl bulalım ki? Farklı bir bakış açısı deniyordum. Daha iyi bir fikrin mi var? Var. Ne varmış? Fil düdüğü var bende. Çıkan sese filler çok duyarlı. Bak. Masa için köfteleri hazır. Masa için köfteleri hazır. Bu düdük canavarları da çağırıyor olabilir mi acaba? Masa için köfteleri iptal. İptal dedim. Dur, kaçma. Of. Affedersiniz. Tavuk dürüme benzeyen bir sözleşme kovalıyordum da. Bu kapıdan mı girdi acaba? Terapist hanım, şöyle sağıma bakınca dev bir konuşan puding görüyorum. Sağına bakma o zaman. Sen nasıl psikologsun arkadaşım? Psikolog değilim ki, ressamım. Yandan çiz dedin, çizdim. Nasıl olmuş? Sizin muhabbetiniz de hiç çekilmiyormuş. Çöp adam çizimin başarılı ama biraz şiş çıkmışım. Çöp şiş yani. Terapisten randevu alıyorum sizin için. Evet, lütfen.
Oh, anneciğim, bülbül yuvası gibi kafam var. Ne tatlıyım. Köfte sesi duyduğuma yemin edebilirim. Acaba İnegöl köfte mi, Tekirdağ köfte mi? Aman canım, sağlıklı olsunlar da gerisi önemli değil. Necati abi neredesin? Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Lavaş, lavaş. Lavaş, çık ama önce haber yolla demek. Bunu herkes bilir. Uçun baloncuklar, uçun. Çocuklara haber salın. Necati abiniz geliyor deyin. Abi çok şey istiyorsun. Pıt derim en fazla. Bak üfleyim şimdi. Üf! Ay dur üfleme. Tamam, tamam. Necati abiniz geliyormuş. Oh, bu ne? Boğazıma kaçtı. Canavar mı bu? Yoksa sütlaç mı? Sütlaçlar böyle bağırmaz. İmdat! Filsu, Canan, Şekariye! Benim adımı yanlış söyledi. Kaçın! Ne o? Canavardan korktun da kaçacak mısın yoksa? Tabii ki evet. Ben de. Olamaz. Çıkmaz sokak. Emin misin? Belki ısrar edersek çıkar. Herkes sıkı tutulsun. Uç gücü. Filsu tam havalı çıktı. Hey, hello. Çocuklar kaçmasanıza, benim babanız. Babacığım. Necati saçmalama, Remzi ben. Bakın, kırmızı bir kapı var burada. Başımıza ne geldiyse şu kapılardan geçmekten geldi. Bence geçmeyelim. Baba, dev ayakları olan bir şey bize bakıyor. Merhaba canavarcık. Ben deyim kafam kadar, siz deyin kornişon hıyar. Kornişon hıyar. Tebrikler. Kaçış oyunumuzu en hızlı bitiren ekip siz oldunuz. Ha? Ama biz çıkmıştık. Arabamdaydım ben. Oyunun bir parçası. Simülasyon yani. En başından beri odadaydınız. Daha yeni çıktınız. Labirent? Canavar? O da oyundu. Cebime kalan kurabiye. Ver bakayım. Bu gerçekmiş. O zaman hadi oyun salonuna. Uç hovarey. Yaşasın. Bir dakika. Ya bu da gerçek değilse? Ya hala kaçış oyunundaysam? İnegöl köfte mi? Tekirdağ köfte mi? Köftelerden birini seç ve gerçek dünyaya giriş yap. Bu kim? Anneciğim! Uyku saati. Ayranımı içtim, pijamalarımı giydim, uyku oyuncağım ayıcığımı aldım. Sen ayı değilsin, flamingosun. Olsun, flamingolar da uyur. Çubuk gibi bacaklarınla gece beni dürtme yeter. Ama uykum yok. Aslında bir şeyler izlerken hep uykum gelir. Mesela Peyami Dede'yi izlerken. Çünkü çok ağır hareket ediyor. Merhaba, ben Baykuş. Ben de Bayan Kuş. Baykuş'tan bir geceye hoş geldiniz. Baykuş'tan bir gece. Bayılıyorum bu programa. Bugün bizim için çok özel bir gün. Tahmin edin ne var? Doğum günü mü? Yok. O geçen yıldı. Dayılar günü yoksa 23 Nisan mı? Bu gece yılın en uzun gecesi. Ne kadar uzun? Söylesenize. Beni televizyondan duyamazlar ki. En iyisi telefonla yayına bağlanmak. Evet, bir telefonumuz var. Necati, niye çağırdın bizi gece? Bu gece en uzun geceymiş. Ne kadar uzunmuş hep beraber ölçelim dedim. Bunun için mi getirttin bana bu cetveli? Cetvelle mi ölçeceğiz en uzun geceyi? Tutalım havaya. Şu anda 1,5 metre gözüküyor. Cetvel o kadar zaten. Bu cetvel dişimin kovuğuna bile yetmez. Bak işte yetmedi. Zaman geçirmek için harika bir şey biliyorum. Eğlenceli videolar çekelim. Nasıl yani? Şimdi yeni bir akım var. Vücudunuz sabit duracak, başınız sağa sola oynayacak. Başlayın. Necati, kafan çıktı yerinden. Ne? 18 saat sonra. Şimdi
Şimdi de kafalar sabit, vücutlar sağa sola oynayacak. Başla! Bende bir sıkıntı var galiba. Bir Burak Framboğaz'a görünsem iyi olacak. Kulak burun boğaz denir ona. Burak Framboğaz değil. Burak ne alaka zaten? Size de garip gelmiyor mu? Şu anda saat sabah 10 ama hala güneş yok. Tamam tamam. Herkes sakin olsun. Sakin olur musun? Ay affedersin. Geri taksana onu. Hala niye karanlık? Güneş sabah neden doğmadı? Güneş nerede? Güneş nerede? Güneş neden? Sen biliyor musun? Güneş nerede? Ne uzun geceymiş. Ay, en uzun geceymiş. Gece bitmedi bir türlü. Öğlen oldu ama hava karanlık. İşe mi gideceğim, eve mi? Vazgeçtim, şu çöp kovasına girip ağlayacağım ben. Ha? Dersimiz uyku, ödevimiz horlama. Kumpir kalk oğlum, okulunda yat. Bir yerin tutulur böyle. Kahvaltı zamanı geldi ama güneş yok. Ben en iyisi kahvaltılıkları yatağa yatırayım. Ninni peynir ninni, sayo zeytinleri. Merhaba merhaba, videomda oynamak ister misin? Uyan bitsin geliyorum. Sıcak simit, sıcak simit. Ooo, üçgen peynirli rüyalar dilerim. Gündüz olmazsa işe gidemem, işe gidemezsem işten dönemem. İşten dönme anını çok seviyorum ama ben. Aa, aynı benim karnım da böyle gurulduyor. Yan yatınca düzeliyor. Gel çevireyim. Bırak. Guruldamıyoruz, gülüyoruz. Baykuşlar böyle güler. Hı? Ne izliyorsunuz? Bakayım, bakayım. Ha? Deniz maçı. Kim kazanıyor, Türkiye mi? Tenis maçları komik olmaz bir kere. Kandırmayın bizi. Aa, bakın orada ne varmış. Babacık babacık, cici kuş cici kuş. Olmuş. Hadi koşun koşun. Koşun, koşun babacık. Babacık cici kuş cici kuş. Kolay oldu. Bakalım ne izliyorlarmış. Planımız işe yaradı. Gündüz asla gelmeyecek. Gece sonsuza kadar sürecek. Baykuşların yükselişi yakındır. Ne? Sen az şaşırdın Remzi. Senin animasyonunda sıkıntı var. Ben bu kadar şaşırabiliyorum. Surat kemiklerim kısıtlı. Dur çekelim biraz daha. Çek, 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 çek. Şimdi daha iyi. Çok saçma oldu bence. İşte baykuştan bir gecenin çekildiği stüdyo burada. Filsu ile ben etrafı gözetleyeceğiz. Siz de içeri girip baykuşla bayan kuşu bulun. Bakalım dertleri neymiş. Tamam, ben kapıcı kılığında gireceğim. Şakir, sen de kapıcının sepeti ol. Ben de kapı olayım mı? Tamam, git ve gıcırdamaya başla. Gıcır gıcır, gıcır gıcır, gıcır gıcır, gıcır gıcır. Kapıcı geldi hanım. Ooo, yayınımıza katılmak isteyen izleyicilerimiz varmış. Telefonla mı? Fille, hayt 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 hayt, karate show. Karate yok, sadece soru sormaya geldik. Gündüz'ün gelmemesiyle bir alakanız olabilir mi acaba? Evet, Gündüz'ü kaçırdık biz. Hı? Ne demek kaçırdınız? Arkadaşım, bırakır mısın onu? Evet, kaçırdık. Sonra da şu odaya koyduk. Çünkü gündüzleri bizi kimse izlemiyor. Geceleri de sadece baykuşlar uyanık olduğu için izlenmelerimiz çok düşük. Bir dakika, ben de sizi izliyorum. Yoksa ben baykuş muyum? Anne, baba, neden bana söylemediniz? Artık hep gece olacak ve herkes baykuşlar gibi gececi takılacak. Böylece izlenmelerimiz artacak. Hiç yakıştıramadım. Şimdi müsaadenizle kapıyı ittiriyorum. Şu kapı mıydı? Baykuşlar, bize yardım edin. Kıkak! 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 Ha? Kuşların yardım çağrısı bu. Ya da dürüm sipariş çağrısı. Dürümcü motoru sesi duyarsak ben haklıyım. Koşun, koşun. Hadi, bize ihtiyaçları var. Acele edin. Hadi, bu tarafa. Filsu, etrafı gözetlememiz lazım. Ne yapıyorsun? Sen şimdi etrafı gözleyemediğin için üzgünsün. Sonra bir anda dans etmeye başlıyorsun, tamam mı? Bu gençleri hiç anlamıyorum. Tamam. Gençleri anlayamadığın için üzgünsün o zaman. Hadi ama. Ben video çekene kadar akım bitecek. Bunlar size mi ait? Remzi, yoğurt gibi tutup pijama gibi attılar bizi. Bowling topu gibi sektik. Necati, lütfen benzetme yapma artık. Olmuyor. Üzdün beni. Yastık gibi kırıldım. Gündüz'ü bulduk. Onu kurtarırsak her şey düzelecek. Ancak tüm malikane baykuş doldu. İçeri nasıl gireceğiz şimdi? Akıllıca bir plan yapmamız lazım. Oo, demek ki şimdi Necati'ye ihtiyacınız var, öyle mi? Yok mu? Durun, bensiz plan yapmayın.
Plan A. Bir baykuşu ikna edeceğiz, bizim yerimize malikaneye girip gündüzü kurtaracak. Merhaba, ben bir baykuşum, o yüzden içeri girebilirim. Bakın, kanatlarım var. Sen zaten baykuşsun. İkna etmene gerek yok. Niye alalım seni içeri? Sipariş elemanıyım ben. Motorun nerede? Bir bahane uydur. Motor dağa kaçtı. Dağ nerede? Yanda bitti, kül oldu. İnek içti. Hayır, inek dağı içmez. Hayır, içer. Zaten ineğin dağa çıkması da saçma. O oluyorsa inek de dağa içebilir. Kimle konuşuyorsun? Çabuk bir şeyler söyle kafandan. Sen söyle, ben gidiyorum. Tuttururut. Plan B'ye geçelim. Başka kağıt havlu kalmadı. Plan B. Herkes baykuş kostümü giyecek. Gizlice içeri gireceğiz. Oh, yuttular. Hadi acele edelim. Bırakın beni, baykuşum ben. Öyle mi? Söyle bakalım, baykuşlar uyandıklarında ilk ne yaparlar o zaman? Anne, uyandım diye bağırırlar. Hayır, gözlerini açarlar. Necati abim değil mi o? Remzi, baykuş kostümü diye bunu sattılar bana. Gelin de iade edelim. Bunlar da senin arkadaşların demek, ha? Çabuk tanımıyormuşuz gibi yapın. Sultanahmet, Kapadokya, şiş kebap. Plan Z. Oo Remzi, Karadenizli miydin sen? C'yi Z gibi dedin de. A, B, Z, T, Haçan, Uşak. Hayır Necati, en riskli ve zor planı uygulayacağız. Z planı. Ayrıca çıkar artık şu kostümü. Olmaz, ben bu kostümle bütünleştim. Kendimi dinozor gibi hissediyorum. Şu gelen göktaşı mı? Plan şöyle. Fisu ve Necati abi yayına bağlanıp kavga çıkaracak ve baykuşları ekrana kilitleyecek. Biz de babamla içeri girip gündüzü kaçıracağız. Anlaştık. Hadi. 1, 2, 3. Dinozor takımı. Tamam tamam, istemiyorsanız söylemeyin. Dinozorlamıyorum sizi. Dinozorlamıyorum. Çok komiyim bugün. İzlenmelerimiz artmaya devam ediyor. Hatta bir görüntülü konuşmamız var. Alo? Kimle görüşüyorum? Alo, ben benim. Asıl sen kimsin? Beyefendi, yayınımıza siz bağlandınız. Siz kimsiniz, onu söyleyin. Biz kimsiniz? Bunlar nasıl sorular? Bir dakika. Bu adam az önce yayın odamızdan çıkmak istemeyip zırıl zırıl ağlayan adam değil mi? Ne ağlaması? İtfaiye bunlar. İftira. Evet, bak kendi ağzıyla söyledi. İftira işte. Yoksa gagasıyla mı demeliydim? Ağız mı gaga mı? Baba, dikkatleri dağıldı. Hadi sessizce girelim. Kelebek kadar hafif, kedi kadar dikkatli, solucan kadar kıvrağı. Acele et. Tamam. Ajanlığın bir tadını çıkarttırmadın. Tamam o zaman. Üç deyince birlikte kapatalım telefonu. 1, 2, zort. Neredeydi bu yayından atma tuşu? Bulamadım bir türlü. Ne haber? Bir dakika Fisucuğum, burada yetişkinler bir şey konuşuyor. Agucu bugucu inga minga congu bongi. Reytinglerimiz tavan yaptı. Herkes bizi izliyor. Öyle bir etkin vardır. Ben Doğu'nun ve Batı'nın gördüğü en Necati film. Hayır, senden dolayı değil. Ünlü fenomen Filso yayınımıza katıldı. İnanamıyorum. Ünlü fenomen Filso. Herkes onu tanır. Filsu'yu bir ben tanırım, bir de halam giller. Neyse, benim kafam karışık kumpire döndü. Acayip karıştı yani. Gündüzü salın, kısırlı kumpire alın. Nasıl anlaşma? Bir fikrim var. Filsu bizimle eğlenceli bir video çeksin. Böylece takipçileri bizi tanımış olur. İzlenmelerimiz artar. Evet. O zaman gündüzü bırakırız. Çünkü artık gerek kalmaz. Olmaz. Çocuk olmaz dedi. Şimdi sakın arkanızı dönmeyin. Çünkü arkanızda bir şey yok. Niye arkamıza dönelim ki? Çünkü arkasını dönen bundan sonra tüm oyunları da kaybedermiş. Ben çıkışta arkadaşlarla saklambaç oynayacağım. Bu riski göze alamam. Hadi ama Filsu, bizi sadece sen kurtarabilirsin. Lütfen. Gündüz dedikleri bu galiba. Neyse, yüklen. Tamam. Üzülünce nasıl göründüğünüze bakıyordum sadece. Hadi gelin yanıma çabuk. Ne bakıyorsunuz? Hadi. Kimliğimiz açığa çıktı. Kaç. Gündüz Bey. Gündüz Bey. Hadi gidebilirsiniz. Oho, 5 dakika daha uyuyayım. Lütfen 5 dakika daha uyuyayım. Gündüz bu muymuş? Bıyıklı ve göbekliymiş hem de. Neyse. Gidip şu videoyu çekelim hadi. Çok heyecanlıyım. Neyse oğlum, yüklen.
Kaç kilosun abi sen? Bayan Kuş, unut beni. Bay Kuş, sen unut beni. Yan yana geçebiliriz ama çarpışmayı seçtik. Yollarınız kesişti. Dansdan başka seçeneğiniz yok. Hadi hadi. Hadi. Yadi yadi yadi. Hadi. Yadi yadi yadi. Hadi. Yadi yadi yadi. Kralım, bir yeni mesajınız var. Kalenin su faturasını yatırmamışsınız. Deredeki timsahlar duş alamıyormuş. Ha? Arif, bu çok saçma. Bu nasıl ortaçağ oyunu? Vın vın. Hey, hani araba yarışı oynayacaktık? Ha? Arabamın direksiyonu nerede? Of, çok sıkıldım. Keşke Deniz kadar popüler olsaydık. Şuna bakın, herkes onunla arkadaş olmak istiyor. İlgini atıyorum. Biraz da buraya ilgi. Sen arkadaki ilgini aldın mı? Deniz, Deniz. Tavşan Aylin okul gazetesi. Bu kadar popüler olmayı nasıl başarıyorsun? Sabahları bir bardak suyu alıyorum. Sonra da içine biraz muhteşemlik iksiri damlatıyorum. Takipçilerin için link bırakır mısın? Tabii ki de. Tıklayıp gelin. Bayıldım bu linke. Sıkılıyoruz ama en azından iyi arkadaşız. Popüler olmamıza gerek yok. Kralım, kralım! Yan krallık at arabasını bizim otoparka park etmiş. Kaldırın mı sileceklerini? Al işte, top inşaata kaçtı. Yer çekimi daha güçlü bir gezegen bulamadık mı abi? Bu böyle olmaz. Ha? Yenge? Sandalyeden hızlı kalkınca başım döndü. Yörüngeye girdim yanlışlıkla. Asıl şimdi başım dönüyor. Karpuzlar ve Necatiler! Önce karpuzlar ve Necatiler! Necati! Beni de al! Sen karpuz musun Necati mi? Necmi ben! Necmi! Necati olmayı iki harfle kaçırmışsın! Üzgünüm! Bir dakika! Göktaşı değil ki bu! Şakir havalandı! Gözlerime inanamıyorum sayın seyirciler. Çocuk göktaşına röveşata çekti. Hadi sana kardeşim. Al işte karaya oturdum. Ben demir atıyorum. Siz etrafımdan dolanın. Şakir, gel gel sana yer tuttuk. Hayır, Şakir benimle oturacak. Şakir, gel bak, sandalyen hazır. Bu sandalyeye bir şey dökülmüş. Yok, ben döküldüm. Bir süpürge tutarsa kaçarım. Korkuyorum çünkü ben süpürgeden. Taş abi, sen öğrenci bile değilsin. Ne yapıyorsun burada? Ben öğrenciyim. Yan saksıda sana yer ayırdım. Birer bambu kemirmez miyiz? Şakir bizi mi oturacak? Hayır, biz bizi. Şakir bizi mi Deniz, ne oldu sana? O yaptığın kahramanlıktan sonra artık popüler çocuk sensin. Kimse bana ilgi göstermiyor. Fotoğraflarımı çeken bile yok artık. İstersen ben çekerim fotoğrafını. Koşun! Şakir fotoğraf çekiliyor. Yapacaktın. Şimdi olmaz. Şakir'le uzay yarışı oynuyoruz. Ay'a ayak basmak üzereyiz. Neyse, yerime şu çocuk baksın. Aldığım dans eğitiminin tam sırası. Ay'a kafa attım yanlışlıkla. Ne bakıyorsun? Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Bu yaptığım bilim bana laf atıyor. Bilim diye çamur topu yapmışsın. Ama olsun. Sen kahraman Şakir'sin. Deney tüpünden deve çıktı. Şakir, hani deve güreşi yapacaktın, bizimle geç kaldın. Unutmuşum. Tamam, geliyorum. Çamurum size emanet. Şakir, evcil hayvanını bana emanet etti. Yaşasın. Hemen parka götüreceğim. Çocuk parkına götür de iki sallanalım bari.
İki yiğit çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Üç korner, bir penaltı. Üç deve, bir güreş. Ne? Ne bileyim, öylesine laflaşıyoruz sandım. Şakir, bizimle sinemaya gelecektin, unuttun mu? Film başlamak üzere. Şakir, hani bizimle film çekecektin? Bir dolu arkadaşım oldu, harika. Ama hiçbirine yetişemiyorum. Aklımda bir çözüm var aslında. Dur, bir fotoğraf çekeseydik. Aman, filme devam edeyim en iyisi. Tamam Necati abi, törene hazır mısın? Şimdi görevlerini sayıyorum. Tüm davetleri... İki kelimeden daha fazlasını aklımda tutabilirim herhalde Şakir. İyi peki. Tüm davetleri takvime uydurmaya çalışacaksın. Her şeyi not alıp bana hatırlatacaksın. Şakirleri takvime uydurup Unuttun değil mi? Sen söyledim say. Görevlerini yapacak mısın? Söz mü? Keçi sütü, kedi gözü, fil sözü. Ben de seni kişisel asistanım ilan ediyorum. İşte not defterin ve kalemin. Bundan sonra nerede ne yapacağımı sen belirleyeceksin. Böylece herkese yetişebileceğim. Çok heyecanlı. İlk defa asistan oldum. Bir kere en fazla araba lastiği olmuştum. Ama hava kaçırınca kovulmuştum. İşte böyle. Saat 10.15 çocuk parkı açılışı. Kurdeleyi kestin mi? Kes! Nereye? Azıcık kaysaydık. Tamam, yarım porsiyon kay. Bir kere de oyuncak ata bin ama salıncağa vakit yok. Marş marş! Saat 10.30. Vedat'ın doğum günü partisi. Kutla bakayım, kutla. Yaşasın, Şakir gelmiş. Kutladın mı? Güzel. Buz patenine çağırıyorlar seni. Hadi vedalaş. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Saat 21'de boşluk var. Şakir'i o zaman görebilirsiniz. Tamam Remzi, ne bağırıyorsun? Tünele giriyorum, çekmiyor, kapat. Okulun dans yarışmasında jüri olacaksın. Koş, geciktik. Yetişmeye çalışıyorum. Yavaşsınız, yavaş. Hadi, hadi. Filsuyla yarışı daha aradan çıkardık. Güzel oldu. 13.15. Sıcak poğaça saati gelmiş. Poğaça randevum yok benim. Artık var. Hem de patatesli. 2.20. Caner'le horon tepkisi. 3.15. Ayrin'le tavuk bekleyeceğiz. 4.30. Doğum günü partisi. Sucuklu yumurtadaki sucukları. Saat 10.15. Necatileri izleyeceksin. Necati kayıyor. Bir dilek tut. Hop hop. Şakir Bey'in güneşini sadece şemsiye engelleyebilir. Siz şemsiye misiniz? Tamam Necati abi. Onlar tanıdık. Sorun yok. Şakir. Biz yine okul bahçesine kale yapacağız. Gelmek ister misin? Önce asistanımdan randevu almanız lazım. Önümüzdeki 3 yıl dolu görünüyor. 4 yıl sonra 52 Haziran size uygun mu? Öyle bir gün yok bir kere. Sizi bir yere sığdırabilirim sanırım. Börşenberg günü saat 12 desek. Şakir, neler oluyor? Bizimle artık hiç oynamıyorsun. Unuttun bizi. Ne yapabilirim? Hiç vaktim yok. Bakın gazeteciler benimle röportaj yapmak için peşimde. Saatlerdir bekliyorlar. Bekleye bekleye ağaç olmuş. Yazık oldu gazeteci çocuğa. Necati abi buradayım. Biz gidiyoruz. Sana iyi eğlenceler Şakir. Kendime not. Uzun zürafa ile patris çocuğun telefonlarını açma. Bir de tavşanlar bekleyerek ağaç olmazlar. Değil mi? Evet olmazlar. Buyurun Şakir Bey. Necati abi, hani pijama partisiydi bu? Ne? Kuş mu? Evet kuşum. Niye herkes bu soruyu soruyor anlamadım. Biz röportaja devam edelim. Hayranlarınız gününüzün nasıl geçtiğini çok merak ediyor. Partiler, davetler, açılışlar... 3 gün önce buranın önünden dahi geçemezdim. Şimdi içinde halay bile çekiyorum. Şakir'e bakın. O zaman partimi halaylı pijama partisine çeviriyorum. Ne yapıyorsun? Boş boş akmasın diye limonata çeşmesi yapıyorum. Toz şeker getirir misin? Geldik son soruya. En yakın arkadaşlarınız kim? En yakın arkadaşlarım... Al kırdın. Kalbimizi kırdın. Ben gidiyorum.
Ya Şakir dur. Limonata çeşmesini beğenmediysen tavus suyuyla çeşme yapalım. Ya bili 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 bili. Git buradan. Randevusuz almıyoruz. Sen diğer arkadaşlarınla oyna. Kumpir özür dilerim. Bıktım popüler olmaktan. Hiç eğlenemiyorum. Hiçbir şeyin tadını çıkaramıyorum. Sizi çok özledim. Üzgünüm. Yerin çoktan doldu. Okçular yerlerinize! Ha? Deniz değil mi o? Evet. Hani şu tahtını çaldığın Deniz. Ben de senin tahtını çaldım. Gerçi okçu değilim ama kaleyi savunmayı biliyorum. Kışt kışt. Bir yeni mesajınız var. Komşu kale mesajımı yanlış anlamış. Halısını yollayacağına halasını yollamış. Ne yapalım? Pazara gidiyorum. Dönüşte saray kebabı yaparız. Her yerde seni arıyorum Şakir. Aklıma bin türlü şey geldi. Salatalık geldi, dolma kalem geldi. En sevdiğim dizinin sezon finali geldi. Necati abi ne diyorsun? Programın gerisinde kaldık. Daha Cemşitlerle fayans saymaya gideceğiz. İstemiyorum. Ben eski hayatımı özledim. Seni de kovuyorum. Ha, o zaman tazminat olarak yarım tavuk döner alırım. Ben eve gidiyorum. Ha, dur, dur gidemezsin. Asistan sözü verdim ben. Bu programa uyulacak. Kaçma, dur. Çırt çırtlı ayakkabılarımı giymiş olsam çok daha hızlı koşardım. Şanslısın. Ha, davetlerden kaçabilirsin ama saklanamazsın. 16-15 Macera Kulübü sıra sizde. Şakir, bize bir macera sözüm var. Pata 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 kafam şişti. Kapatın şu vantilatörü. Ya Şakir, resim kulübündekilere poz verecektin. Sabit dur Şakir, sabit dur. İyi madem, alın meyve tabağı çizin. Kaçamayacaksın Şakir. Oyun arkadaşları, sıra sizde. Tanju abi, yardım et. Tamam. Tanju abi, onlara değil, bana yardım edecektin. Çok geç Şakir, çok özendim bir kere. Şakir buraya gel. Şimdi görürsün sen Şakir. Şakir gitmiş Necati, neyi görecek ki? Tanju bu bölümde çok zorladın, gider misin? Karpuzdan ısırayım mı? Hat! Her şeye rağmen beni kurtardınız. Sizden çok özür dilerim. Peşimi bıraktıklarında gideceğim. Bir daha da karşınıza çıkmayacağım. Ama gitmeni istemiyoruz. Sadece her şey eskisi gibi olsun istiyoruz. Ha? Gerçekten mi? Ama her şey için çok geç. Necati abi peşimi bırakmayacak. Hayır, geç değil. Sadece yerine yeni bir kahramana ihtiyaç var. Evet ama yeni bir kahraman için uzaydan düşen bir top, kurtarılacak biri falan lazım. Etrafınız sarıldı. Son dönemin en popüler çocuğu Şakir'i... Ne? Fıs fıs lahma fıs fıs. Şakir'i ve 3 porsiyon lahmacunu kapının önünde görmezsek kalenizi yıkacağız. Topları getirin. Necati abi bırak bu işin peşini artık. Nişan al. Frikik. Beyaz atlı prenses. Çünkü beyaz at bulamadım. Beni kurtardı. Kahraman Deniz beni kurtardı. Yaşasın Deniz. Bugün kazanmış olabilirsin Şakir. Ama bugünün bir de yarını var. Yarın pazar Necati. Tatil günü. Sana niye uyuz dediklerini şimdi anladım Tanju. Remzi'nin doğum gününde kafama ne taksam acaba? Fötür şapka mı yoksa kağıt helva mı? Hop, bir doğum gününde ne giyilir ki? Acaba doğum günü pastası olarak mı gitse? Çok mu abartılı oldu acaba? Bir bilene sormak lazım. Alo, telefon jokerimle bir görüşüyorum. Necati, nerede kaldın?
5 kişilik rezervasyon var diye sen gelmeden pastamı getirmiyorlar. Tünele giriyorum Remzi. Kaynanam hastalanmış, geç kalacağım. Ödevimi Tanju yemiş. Necati, bildiğin tüm bahaneleri sayarak kurtulamazsın. Hemen gel buraya. Garson bizi kaldırmaya çalışıyor. Bir sürü bekleyen var. Masayı işgal etmeyin artık. Sinirli söylenmesi. Hop, siz de mi Remzi'nin doğum gününe gidiyorsunuz yoksa? Otobüsü paylaşalım mı? Geç kaldın Necati, geç kaldın. Senin yüzünden doğum günü pastamı yiyemedim. Bir filin hazırlanması uzun sürüyor, ne yapayım? Damacana kostümü yakışmış mı? Evetse evet de, hayırsa da evet de. Doğum günümü de kutlamadın zaten. Sen nasıl arkadaşsın? Sürpriz! İyi ki doğdun Remzi. Çocuklar, siz de söylerseniz de durmayın öyle. Geç kaldın. Saat 12'yi geçti bile. Her yere her zaman geç kalıyorsun. Bıktım artık. Kesin bir sonraki doğum günümü de kaçırırsın sen. Bir sonraki ne zaman olacak? Haftaya pazartesi değildir umarım. İşim var çünkü. Ha, kimse beni dikkate almıyor. Oo, kuziş. Ne haber? Kuziş mi? Büyüklerine karşı azıcık saygılı ol. Ben damacanayım çocuğum. Damacana, dumacana. Balon, 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 balon. Tacı? Remzi, çocukları gezmeye çıkarmışsın. Beni de gezdirir misin biraz? Baloncu geçmiş buradan az önce. Nereye gitti gördün mü? Evet. Bakalım oradan sola dön. Az ilerle. Birinci Necati'den sağa dön. Birinci Necati mi? Baloncuyu çok merak ediyorsan iki gofrete yerini söylerim. İyi de söyledin zaten. Tamam. Bir gofret olsun. Balon, 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 balon. Bu işlere biraz çalışmam lazım sanırım. Çalışmaya da şu çamurdan başlayayım. Çünkü ben bir köpeğim. Necati abi, ne yapıyorsun burada? Hep geç kalıyorsun dediniz. Bu sefer Remzi'nin doğum gününü kaçırmamak için erkenden geldim. Pastanede yer bulmak çok zor diye kuruldum buraya. İyi de bir yıl var daha. Bir yıl burada mı kalacaksın? Necati, saçmalama. Özür dile, geç. Ne abartıyorsun hemen? Abi, dürümünü getirdim. Sabahtan beri kapıyı çalıyorum, açmıyorsun. Kapım yok ki benim. Ama senin için koyarım bir tane. Ben kimin kapısını çalıyorum sabahtan beri? Benim! Sizin yüzünüzden hem uyandım hem de canım dürüm çekti. Gördüğünüz gibi hiçbir yere gitmeme gerek yok. Her şey ayağıma geliyor. İndir abi, indir indir. Tuvaletim de geldi. Şimdi izninizle. Necati abi, sen evcil filsin. Sokak hayvanı olmak hiç güvenli değil. Dışarıda bir yıl dayanamazsın. Siz güvenin bana. Hiçbir problem çıkmayacak. Çıkmayacak! Necati cümlesine başladıktan bir saniye sonra. Şuradan kazmaya başlayın. Buraya kadar. Kepçeyi de getirin. Şu fili de kaldırın buradan. Kaldır, kaldır, kaldır. Evime ayakkabıyla giremezsiniz. Forkliftle hiç giremezsiniz. Forklift o. İnşaat başlayacak burada. Gitmen lazım. Pastane çok popülermiş. Yol yetmiyormuş. Biraz doğaya saygınız olsun. Yol geçecek diye vahşi yaşamaya engel olmayın. Aç mısın sen? Filsin. Ayakların var, çekilebilirsin. Necati, çekil işte. Tamam, affet. Hadi, beklemene gerek yok doğum günümü. Olmaz Remzi. Ben de doğanın bir parçasıyım. Çiçeğim ben. Fil çiçeği. Eyvah, Necati abimin başı derde girecek. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız ki? Zorla alıp götüremeyiz sonuçta. Bence akla gelebilecek en saçma şeyi yapalım. Hep öyle yapıyoruz çünkü. İyi ki kahvaltımı güzel yaptım. Aç karnına saçmalık gitmezdi şimdi. Baba, niye buraya geldik? Nüfus müdürlüğünde nasıl saçma bir şey yapabiliriz ki? İzle de gör. merhaba. Ben doğum günümü erkene çekmek istiyorum. Böylece arkadaşım doğum günümü hemen kutlayacak ve görevlilerle tartışma çıkarmayacak. Olmaz. Peki, teşekkürler. Şimdi ne yapacağız? Psst, psst. Gelin buraya, gelin. İstemeden burun misafiri oldum size. Kulak misafiri olmasın o. Ben burun diyorsam burundur. Bakın ne kadar büyük burnum var. Misafir gibi resmen. Hatta yatalı misafir. Neyse, bakın. Bu saat gizemli bir saat. Sen dileğini tutup şu sarkaca vur. Akrep hızlı hızlı dönecek ve doğum günün erkenden gelecek. Nüfus müdürlüğünü de saçma sapan bir duruma soktunuz ya.
Tebrik ederim. Denemekten zarar gelmez bence. Necati ile bir an önce doğum günümü kutlamak istiyorum. Ha? Bir şeyler oluyor. Adam da amma gizemli çıktı. Baksanıza bir anda yok oldu. Yok. Öğle arasına çıkıyoruz. Kuru pilav yiyeceğiz. Gelin isterseniz. Arkadaşlarıma anlatırken adam bir anda yok oldu diyeceğim. Kimse beni bozmasın. Turşu da var. Baloncu! Balon! Şşt! Tek kelime daha söyleme çünkü inanırım. Cu! Yaşasın! Ben şu balonu istiyorum. Ben uçan balon istiyorum. Bıraksana! Hem uçan balon istiyorsun hem uçmama izin vermiyorsun. Abi sen ne istersin? Ben balon istemiyorum. Ha? Ama nasıl olur? Ha? Neler söylüyorum ben? Benim gibi bir delikanlı balona asla hayır demezdi. Baba, saçın beyazlıyor. Neler oluyor bana? Bu gözlüğü bana kim taktı? Eyvah! Elimde baston belirdi. Baba, hatırlasana bir an önce doğum günü kutlamayı dilemiştin. Dileğin gerçek oluyor. Çok hızlı yaşlanıyorsun. Gerçekten yaşlandım mı ben? Selami abi! Düzenli diye değişik yaptınız beni. Sürekli saatin içinde takılmıyorum yani. Babama bir şeyler oldu. Yardım etmen lazım. Evladım, yer versene. Bu gençlerde hiç saygı kalmamış azizim. Akut yaşlılık ve kronik huysuzluk. Gazete verin, okusun, sakinleşir. Ne gazetesi? Babamı eski haline getirmeliyiz. Aman canım, siz de çok şey istiyorsunuz benden. Bir bakalım. O ne? Sihir kitabı mı? Yok, ceza hukuku. Önlem olarak beni dava edersiniz diye. Neyse, babanızın dileği gerçek olursa eski haline döner. Yani Necati abiyle birlikte doğum günü kutlarsa... Ha? Babam nerede? Kuru pilava gitmiştir belki. Kuru pilav. Yöresel lezzetlerde bir numara. Araya reklam mı aldın sen? Baba, işte buradasın. Baba, hadi gitmeliyiz. Necati abimle pasta üflersen eski haline dönebilirsin. Olmaz. Güvercinleri yemliyorum daha. Alın bakayım. Baba, güvercin değil o. Dolmalık fıstık atıyor ama ben şikayetçi değilim. Hiçbir yere gitmiyorum. Daha öğle uykumu uyumadım. İyi de öğle vakti çoktan geçti. Öğle uykusu değil, öğle uykusu. Öyle bir uyku ki, öylesine. İşte böyle. Dede uyuması. Yok, bu böyle olmayacak. Bir de Necati abime bakalım. Ben ne olacağım? Atmayayım ben. O sesler ne? Biraz medeniyet lütfen. Tamam Şakir, gitti artık. Çak. Cibili. Necati abi, yardımın lazım. Pasta alıp seninle birlikte babamı bulmamız gerekiyor. Yerimden ayrılamam çocuklar. Halat çekme oyununu kaybeden gidecek, öyle anlaştık. Bir el atsanıza. Tamam, atalım. Ayıp oluyor ama. Yol geçecek yol. Neyin at adammışsın? Yol geçer, fırtına biçer. Yol geçer, Erhan geçmez. Ata sözlerini karıştırdım. Necati abim umutsuz vaka Canan. Bir şekilde babamı, pastayı ve Necati abimi aynı anda aynı yere getirmemiz lazım. Ama nasıl? O kadar televizyonu boşuna mı izledik? Havalı planlama sahnesi. Görevimiz karmaşık ama imkansız değil. Hedefimiz 40 yaşlarında ama 70 gösteriyor. Her sabah saat 6'da otobüse binip turistik hastane gezisine başlıyor. Yola bir pusu kurup otobüsünü yönlendireceğiz. Kırmızı gofretler bizim yava. Kırmızı gofretler bizim yava. Pusu hazır. Hedef görüldü. Bu sırada pastalar şubelere dağıtılmak üzere kamyonlara yükleniyor olacak. Paramız olmadığı için ödemeyi limonlu dondurmayla yapacağız. Tabii ki ikna kabiliyeti güçlü biri lazım. Kral Şakir görev yerinde. Tamam. Bense Necati abinin yerinden hareket etmemesini sağlayacağım. Her şey yolunda giderse pasta, babam ve Necati abim aynı anda aynı yerde olacak. Ben Kral Şakir. Ben Bizim Yav. Ben Kırmızı Gofret. Ben de. Ben ekran boş kalmasın diye geldim. Size kolay gelsin.
Remzi'nin olduğu otobüs engelle karşılaşınca sola dönmek zorunda kalacak. Otobüs tuzağa atlattı. Nasıl yönlendireceğim şimdi otobüsü Necati'nin oraya? Bu otobüsler de amma vitesliymiş. Dursana otobüs! Merhaba. Bazı kuşlar bana limonlu dondurma sevdiğinizi söyledi. Bir yaş pasta karşılığında veririm. Kuşlar sana yanlış bilgi vermiş. Limonlu değil, kavunlu severim. Ayrıca pastaları götürmek üzereyim. Dur, gitme bir yere o zaman. Sen, dondurmacı, bu limonlu dondurmayla kavunlu dondurmayı takas eder misin? Üstüne bozuk para verirsen olur. Bozuk paran yoksa plak da olur. Ne yapacaksın bozuk plağa? Normal plak olmaz mı? Bozuk plak bile günde iki kere şarkı söyler. Sen çok yanlış anlamışsın ama... nereden bulacağım ben bozuk plağı? Esnaf dolu burası. Elindeki dondurmayı takas ede ede halledersin. Gitmeden az şov yapayım mı? Bırak! Affedersiniz, bakar mısınız? Bu limonlu dondurma karşılığında ne verirsiniz? Al, kürek! Öf, iyi, al, tamam. Hayır, kürekçiyim. Ne bekliyordun? Karpuz mu verseydim? Neyse. Ne haber Maraşlı? Kral Şakir bildiriyor. Pasta gecikecek. Burada da işler yolunda gitmiyor. Necati abi dayan. Ben bir mühendisim. Benim işim problem çözmek. Bir çiçek gibi süzülüyorum. Hazır havalanmışken uçan karate hareketlerimi denemenin tam sırası. Tamam sıkıldım. İndirin artık beni. Alo. Böyle olmayacak. Destek çağırmam lazım. Fifi! Atla abi. Kimi kovalıyoruz? Öndeki otobüsü sola döndürmemiz lazım. Yap hadi gösterini. Hemen abi. Arkamıza köpek arabası takıldı evladım. Hemen sola kır. Onları atlatmamız lazım. Köpek arabası ne bilmiyorum ama yaşına hürmeten sözünü dinleyeceğim. Kürek ver peynir al, peynir ver keçi al, keçi ver silgi al, silgi ver bozuk plak al, bozuk plak ver kavunlu dondurma al, kavunlu dondurma ver pasta al, işte bu kadar. Bu kadar kişi toplanmışken taş, kağıt, makas mı oynasak? Taş, kağıt, kürek! Biri de bacağını uzatmış. Ben gidiyorum. Bir kilometre ötede elinde pastayla üstümüze koşan bir çocuk var. Yavaş yavaş fren yapabilirim ama... ani davranmayı seviyorum. Ne biçim şoförsün sen? İndir beni. Ehliyetini nereden aldın? Bakkaldan mı? Ehliyet kursundan. Ben de. Memleket neresi peki? Belki hemşeri çıkarız. Ya da vazgeçtim. Hala sinirliyim. Söylene söylene gideceğim. Bu çıkışın bir de inişi olacaktı tabii. Şurada bir boşluk var. Oraya doğru mu insem? Yoksa şurada yürüyen Remzi dedenin üstüne mi? Remzi dede mi? Hazır pasta varken şarkıya da girelim bari. İyi ki doğdun Remzi dede. Dede kısmı sığmadı. Melodi bozuldu. Ha? Necati abim, babam, pasta. Üçü bir arada. İşe yaradı mı? Pastaya dolmalık fıstık koymuşlar. Bir yaşıma daha girdim. Baba, tekrar gençsin. Başardık. Daha da bir yere geç kalmazsın artık Necati abi. Bu hızla her yere erkenden gideceğim. Tarjular şaşırmış. Hadi kaçtım ben. Öndeki fili takip et. İşte burası da bizim garaj. İki araba veya 15 zürafa sığabiliyor. Ha? İyi de niye garaja zürafa koyalım ki? Salona sığmıyorlar ki. Merhaba, ben 15 numaralı zürafa. Niye buradayım ben de bilmiyorum. Aa, bu kim? Siyah beyaz olduğuna göre eski bir fotoğraf olmalı. O benim anneannem. Gençliğinde çok atletikmiş. Bu fotoğraf 1930 yılından. Koşu yarışında birinci olmuş. Çok garip. Peyami dedem de sürekli 1930 koşu yarışması birincisiyim der bize. Ah anneanneciğim. Kim bilir şimdi nerede koşup bizi izliyordur. Sizi izlemiyorum. Ayrıca birinci benim. Peyami falan değil. Siz Peyami dedemi tanıyor musunuz? Tanıyor muyum?
Tanıyor muyum? Evet, tanıyor musunuz diye sordum. Zaman kazanmaya çalışıyorsunuz galiba. Yok, koşu bandından duyamadım da. Hın hın hın, başım şişti sesten. Herkes! Peyami? Onun adı Peyami dedi bir kere. Necati abi, o dedemiz olduğu için dede diyoruz. Ben sizin soyadınızı dede zannediyordum. Peyami dede, Şakir çocuk, Canan evlat gibi. Çocuklara birinci benim diyormuşsun. Peyami, senin hafıza gitmiş. Hatırlamıyorsun galiba. Ben dün ne yediğimi bile hatırlıyorum. Zeytinyağlı fasulye, biraz ıspanak, tatlı olarak da kaplumbağa yemi. İyi o zaman. İyi. Biz neyi tartışıyorduk? 1930 yılında katıldığımız yarışta hangimizin birinci olduğunu. Ben oldum. Hayır, ben oldum. Benim dedem en hızlı bir kere. Koşu yarışında çok iyidir. Kaplumbağalar yavaş olur. Benim anneannem daha hızlı. Asıl benim dedem en hızlı. Senin deden nerede ki? Çok hızlı koştuğu için bir koşu bakkala gitti. Gelir şimdi. Madem öyle, yeni koşu yarışı düzenleyelim. O zaman öğreniriz kim daha hızlıymış. Anlaştık. Bu da benim. Bizim parmaklarımız çok küçükmüş. Yeni fark ettim. Ölç bakalım hızımı. Oo, 100 kilometreye 3 saniyede çıktı. Roket bu, roket. Muhteşem bir arabaymış bu. Alıyorum. Kırmızı renklisini gazeteye sarar mısınız? Harika. 3 milyon rica edeyim. Bozuk para kabul ediyor musunuz? Ne saçmalıyorsun? Bozuk param sizi bozdu galiba. Ben gidiyorum. Benim hızımı ölç, benim. Yarışma için hazırlıklı olmalıyım. Tamam dede, ben bakıyorum. 3, 2, 1, başla. Başla. Hadi dedeciğim, başlasana. Başla, koş. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Çok zor. Sırtını dinliyorum. Bu tıkıcı tıkı diyor. Sizde sırt var. Peyami Bey, dikkat edin yediklerinize. Hırs. Azim. Disiplin. Ha? Kim geliyor? Bilmem. Öylesine vuruyorum davula. Ben geldim. Ha? Filsu. İşte aradığımız disiplinli koç. Burada soruları ben sorarım. Çabuk söyle, pazartesi mi yoğurt mu? 5. Doğru yanlış, yat yere 5 şınav. Ama yarışacak olan Peyami dede. Öyle desenize, siz merak etmeyin. Peyami dededen bir şampiyon çıkaracağım. Benden ne çıkaracaksın? Güvercin ve balon. Aç ağzını. Siz, rakibin çalışma stilini öğrenip bana rapor vereceksiniz. Hadi durma, durma. Baş üstüne komutanım. Sen oradaki, çabuk bambu diye bağır. Ne oluyor? Sen pandasın, çabuk. Bambu. Tamam, devam et. Beni iyi izle Şakir. İyi bir ajan olabilmek için öğrenmen gereken çok şey var. Necati abi, her şeyi anladım da ben neden çöp kovasıyım? Çalı olabilmek için sahada en az 10 yıl deneyimin olması lazım. Yoksa çok tehlikeli. Yaprak falan dökebilirsin. İkinci çalı kostümüne paran yetmedi değil mi? Detaylarda boğulma. Dikkatini topla. Ailenin anneannesi gitti bile. Ne dikkati? Topla dedim. Topla. Necati. Senin yüzünden arabayı çarptım. Necati yok. Konuşan çalıyım ben. Yerimiz belli oldu Şakir. Çabuk çöp kovası gibi davran. Yani ne yapmalıyım? Sen çöp kovasısın. Büyük düşün. Büyük çöpleri, battal boyları. Kaçıyoruz yani. Yetmez mi bu kadar antrenman? İyi de daha yeni başlıyoruz. Sırf buraya 10 kilometre yol geldik ama. Otobüs geldi 10 kilometreyi. Duracak butonuna da ben bastım. Şakir. Durum raporu istiyorum. Şakir. Durum raporu. Dede yoruldu. Gazetesini okuyacak. Necati abi, orada mısınız? Ben 3 top dondurma istiyorum. Neli olsun beyefendi? Bol külahlı olsun. Külahında bol koy. Necati abi. Doğru, affedersin. Çocuğa da 2 top kaşıklı dondurma. Erimişinden ver. Beni kimse duymuyor mu? Bizim bir görevimiz vardı sanki. Dikkatimiz yine dağıldı. Ders 2. İyi bir ajan olmanın sırrı dondurmadan geçer.
İyi bir dondurma olmanın sırrı da keçi sütünden geçer. İyi mi Necmi? Necmi'li dondurma yapmışlar. Madem cevap gelmiyor, o zaman biz de tüm spor hareketlerini yaparız. Tüm mü? Spor mu? Mobiletlerini mi? Yarışı kazanmak istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Seni duyamadım. Asıl ben seni duyamadım. Dedeyim ben, az bağırıver. Süper muhteşem karma spor antrenmanı başlasın. Koş 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 koş. Yüz. Kürek çek, kürek çek. Daha hızlı, daha hızlı. Sen hareket ettirmiyorsun, ben dönüyorum. Şşş, çaktırma. Peyami dedem nerede? Yarış başlamak üzere. Dün birden sinirlenip gitti. Yarışa gelir sanmıştım. Geldim, geldim. Ben Peyami. Yarışı iptal etmeniz lazım. Çünkü kış uykusuna yattım ben. Kış uykusuna yattıysan nasıl konuşuyorsun? Uykumda da konuşurum ben. Ayrıca uykumda dans da ederim. Hımbılı hımbılı bılı çıkıda çıkı. Dedeniz korkup kaçtı değil mi? Yarışmama bile gerek kalmayacak. Birinci belli. Tavşan kız, bel kız. Çocuklar çabuk Peyami deneyi bulup getirin. Ben idareten bir şeyler ayarlayacağım. Alo, buraya bir küçük su kaplumbağası alabilir miyiz? Koskoca şehirde nasıl bulacağız dedemi? Her yere bakarak. Hastaneler, pastaneler ve kestaneler bende. Parklar, bahçeler ve müdürlükler de bende. Çünkü siz çok yavaşsınız. Bir dede olsam nereye giderdim? Dede? 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 Evet. Peyami dede? Hayır. Peyami dede! Tahmin edeyim. Peyami dedenizi bulmak için bir cihaz yapmamı istiyorsunuz. İyi haber, Peyami dedenizin yerini biliyorum. Kötü haber, Peyami dedeniz artık Peyami bebeniz. Nasıl mı oldu? Yarışı kazanmak için gençleşmek istedi. Ama ayarı fazla kaçırmışız. Ama... Ne zaman mı düzelir? 2 saate de düzelebilir, 2 seneye de bilmiyorum. Peki niye mi sizi konuşturmuyorum? Konuştursam ne değişecek? Hadi güle güle. Sahnedeki görevimi yaptım. Ekstra diyaloğa gerek yok. Ay kimmiş bu bebek? Kimmiş bu? Bakayım. Hakikaten kim bu? Ay Peyami mi o? Yarışın galibi çoktan belli oldu. Şimdiden emeklemeye başlasın. 100 seneye anca bitirir yarışı. Kaplumbağa kazanmak üzere. Aa, biz konuşurken oraya kadar emeklemiş dedem. Sen de kimsin? Ben mi? Ben buradan geçiyordum ama tesadüfen çizgili tişört giydiğim için hakem olayım dedim. Hadi Peyami dede. Yapabilirsin. Az kaldı, az kaldı. En büyük fil Necati. Kim kazandı? Kim kazandı? Hakem sensin. Her şeyi de benden beklemeyin canım. Ben bitişi fotoğrafladım. Gelin bakalım. Necati abi, senin yüzünden görünmüyor bir şey. Ne yapayım? Bedava vesikalık fırsatını kaçıramadım. Kupayı kim alacak şimdi? Deme öyle. Senin hakkın. Sen birincisin sen. Bunlar itişmeye başladı. Hadi şimdi de hangisi en güçlü onu yarıştıralım. Oy, ne tatlıymış bu. Bu kadar zaman boşuna kavga etmişiz. İkimiz de hızlıyız işte. Yarışmaya gerek yok. Ne? Biz de Aylin'le barışalım mı? Evet evet, öyle dedi. Ben de duydum. Canım arkadaşım. Ben yokken herkes bebek dilimi öğrendi. Yoksa kafayı mı üşüttüm? Ne diyorsunuz? Cingadinga. Herkes bebek olmuş. Ben geçmişe mi ışınlandım yoksa?